sıkıntılarınız, kabusunuz oldu, fıtık yüzünden hiçbir işinizi yapamıyor musunuz? Bel ve boyun ağrılarına dair tüm soruların yanıtlarıyla beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Kerem Bıkmaz, en çok nelere öfkeleniyoruz, beden dili bize neler anlatıyor, doğru iletişimin altın kurallarıyla davranış bilimi uzmanı Aşkım Kapışmak, 30 metrelik evde yaşıyorum, çamaşırlarımı elimle ve ayağımla çiğneyerek yıkıyorum, bambaşka bir hayata adım atan ünlü oyuncu ve foto model Leyla Bilginel, az sonra Hayat Güzeldir de. Kabusunuz oldu, fıtık yüzünden hiçbir işinizi yapamıyor musunuz? O zaman bu program tam size göre. Her bel ağrısı fıtık mıdır? Kendi kendimize fıtığı anlamamız mümkün mü? Ev hanımlarının kabusu, hamara tanıma hastalığı nasıl tedavi edilir? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Kerem Bıkmaz, şimdi Hayat Güzeldir de. Günaydın, neşe dolu, kıpır kıpır bir gün olsun. Beklediğiniz ne varsa bugün gerçekleşsin. İnşallah muradınızı versin güzel Allah'ım diye başlıyorum. Bugün önce sağlık diyoruz, ilerleyen dakikalarda ilişkiler diyeceğiz. Çok değerli konuklarım var ama sağlık bölümüyle bir merhaba dediğimize göre hemen konumu tanıtayım. Beyin ve sinir cerrahı operatör doktor Kerem Bıkmaz bizimle birlikte. Sevgili Kerem, hoş geldin. Merhaba Esra, hoş bulduk. Evet, böyle yanıp da gelmişsin. Evet, kısa bir yoğun tatil. Tempodan sonra kısa bir mola verdik. Zıpkın gibi güçlü bir şekilde döndük. Buradan da burada aldı o enerjiyi, şimdi stüdyoda size de yansıtacağız birlikte. En çok gelen sorular boyun ve bel ağrılarıyla ilgili bu ara çok var. Evet. Doğrusu istersen ben de zaman zaman bel ağrısı çekenlerdenim. Doğrudur. Bir kere fıtık olup olmadığını, ağrıların nasıl anlayacağız? Ben de mesela fıtıktan şüpheleniyorum. Nasıl bilebiliriz biz bunu? Ya o kadar çok bel ve boyun ağrısı artık var ki günümüzde. Çağımızın bence en büyük hastalıklarından birisi. Aslında istatistiksel olarak da Amerika'daki çalışmalarda iş gücü kaybına en fazla sebep olan hastalık, biliyor musun? Bel ve boyun ağrıları. Fakat doğru. Çok yanlış bir inanış var. Her bel ağrısı bel fıtığı zannediliyor. Bunu bir kere ortadan kaldırmak lazım. Ben olabildiğince hastalarıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Katıldığım tüm platformlarda da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet, bel fıtığında bel ağrısı olur ama her bel ağrısı eşittir bel fıtığı demek değildir. Kendi kendimize biz bunu anlayabiliyor muyuz? Anlarız yani. Aslına bakarsan. Şimdi bel fıtığı dediğimiz hadise, fıtık nedir? Fıtık bir kere kelime anlamı olan, mesela göbek fıtığı da var, kasık fıtığı var. Fıtık dediğimiz hadise bir dokunun bir yerden başka bir yere doğru, dışarı doğru çıkması demektir. Bu bel ve boyunda olursa iki omur arasında ki kıkırdaklar var, bizim disk dediğimiz. Bunlar geriye doğru taşarsa, işte bir yerden bir yere doğru çıkıyor. Geride ne var? Boyunda kola doğru giden sinirler var. Belde bacağa doğru giden sinirler var. Biz nasıl anlarız bunu? Mesela kendinden örnek verdin. Benim de çok belim ağrıyor dedin. Evet. Boynum ağrıyor dedin. Ama bu bel ağrısı yarın öbür gün karakter değiştirir, kalçaya ve bacağa doğru vurmaya başlarsa, işte oradaki doku geriye doğru artık taşmaya başlamış ve sinire basıyor demek olabilir. Bu durumda da mutlaka olduğundan şüphelenmeniz için bel ağrısının bacağa ve kasığa vuruyor olması gerekiyor. Ağrının, evet, karakterinin değişmesi lazım. Tabii ki ilk baştaki, ilk etaptaki, işte birinci derecedeki kıkırdağın içindeki suyu kaybettiği dönemde de bel ağrıları olur. Ama o bel ağrıları genellikle bizim en sık karşılaştığımız, işte birazdan neleri yanlış yapıyoruz onları göstereceğiz inşallah, mekanik kökenli bel ağrılarıyla da çok karışır. Burada da işte kronik ağrılarda, uzun süre devam eden ağrılarda, bu da tabii ki hastanın, bu ağrıyı çekenin kendi kendine yapacağı bir konu değil. Bizler bu iş için yetiştirildik. Bunun ayrıca tanısını bizler yaparız. Ama en basit şunu, yani senin ilk baştaki soruna gelirsek, evde en rahat nasıl anlarlar izleyenler, bu ağrıyı çekenler, uzun sürede çekenler? Mesela ağrı, beldeki ağrı. Evet. Bir sabah kalktılar, ağır bir şey kaldırdılar, bir anda kilitlendiler ve ağrı bir anda bacağa vurmaya başladı. İşte bu, ne dedik, bir bel fıtığı sinyali olabilir.
İlaç aldılar. Birkaç işte ağrı kesiciler, kas gevşeticiler kullandılar, iğne yaptırdılar. Ağrının şiddeti belki biraz azalır gibi oldu ama halen bacağı vuruyor ve bacakta uyuşma başladı. Bak bu da önemli. Yani bacakta uyuşma başlarsa önemli şeyler buna belirtiler. Ağrı ilk sinyaldir. Ağrı bir kere hastalık değildir. Bunun da adını koymak lazım. Ağrı bir sinyaldir. Bir alarm sistemidir. Vücudun, İlk alarm sistemi var ve çalışıyor. Herhangi bir yerinde bir problem olduğunu gösterir. Uyuşma bunun ikinci aşamasıdır. Uyuşma var, bacağa giden ağrı var. Üçüncü aşama, en kritik aşama, kuvvet kaybı aşaması. Kritik bir fıtık olup olmadığını evde en basit şöyle anlayabilirler. Mesela topuk testi vardır bizim hastalarımıza, ofislerimizde, kliniklerimizde yaptığımız. Yapabilir miyiz? Beraber yapalım istiyorum. Yapalım, seni yapman evet. Zor ama. Öyle mi, peki? Şöyle topuk üstünde mesela hastaları yürütürüz. Tamam mı? Evet. Bunu evde kendileri de yapabilirler. Topuk üstünde yürüdükleri nokta itibariyle eğer bu sol taraftaki mesela daha çabuk düşüyorsa solda düşük ayak dediğimiz tablo gelişiyor demektir. Bu da özellikle en sık karşılaştığımız 4-5 fıtıklarında yani 4. ile 5. omurlar arası fıtıklarda sık karşılaştığımız bir bulgudur. Yani şu kısma mı denk geliyor? Aşağı yukarı evet. Kuyruk sokumu kemiğinin üstünde olur zaten bu fıtıklar. Niye? Çünkü bütün vücudumuzun ağırlığı 33 tane omur bütün vücudumuzuna. Bir binayı düşün. Binayı ne taşır? Kolon taşır. Kolonun en sağlam olması gerektiği yeri neresidir? En tabanıdır. Evet. Temel mekanizma, temel prensip bu. Bunun bir de tersi var. Demin topuk topuk üstüne mesela yaptırdık ya da parmak ucunda gidebilirler. Şöyle parmak ucunda gittikleri noktada eğer topuk daha çabuk düşmeye başlıyorsa bir taraftaki topuk bu da en aşağıdaki tam kuyruk sokumu kemiğinin üstündeki L5-S1 dediğimiz bu kelimeler yabancı gelebilir ama o kadar çok bu sorunla karşılaşan bizim insanlar var ki. Bizim aslında burada asıl kulağımıza küpe yapacağımız şey az önceki yürüyüş pozisyonlarında bir düşme var ise tam da istenen gibi yürüyemiyor isek şüphelenmemiz gerekiyor ve bir doktora gitmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Duruş ya da yürüyüş bu bile aslında çok önemli bir bulgu biliyor musun? Hı hı. Şimdi mesela yoğun bel fıtığı olan bir hasta bizim muayenelerimiz zaten daha kapıdan içeri girdiğimiz nokta itibariyle başlar. Kapıdan içeri yoğun bir bel fıtığı olan sinir basısı olan hasta diyelim sağ bacağa doğru giden bir şey var. Şöyle gelir bize. Geliş pozisyonu budur. Hı. Yani vücut hafif öne ve aksi tarafa doğru gider. Solda ise tam tersi. Niye? Anatomik olarak orada bir sıkışıklık var ya. Evet. O sıkışıklığı açmaya çalışır. Yani vücut bunu otomatik yapar. Biz bunu antaljik duruş deriz. Son derece önemlidir. Ya da mesela kanal daralması, bel ağrılarının diğer sebeplerinden bir tanesi. Özellikle 50-60'lı yaşlardan sonra vücuttaki yıpranma süreciyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Onlarda nasıl bir şekil bozuk oluyor? Parkinson hastalarını bilirsin, duymuşsundur. Titriyorlar. Nasıl yürürler? Titremenin dışında Parkinson'da evet ellerde titreme olur, hareketlerde yavaşlama olur. Çok önemli bir bulgudur ve maske yüz olur. Bu hareket bozukluğu, yürüyüş paterni kanal daralması hastalarında da çok sık karşılaşırız. Böyle kısa adımlarla yürürler, böyle çok güvensiz yürürler ilerleyen aşamalarda. Mesela, düşecekmiş gibi düşecekmiş sanki. Gibi. Zaten yani bu hastalığın en büyük özelliği de budur. Yani 60 yaşında Ahmet Bey diyelim. Ahmet Bey hastalık başladı. Belden bacağa doğru giden ağrılarla başladı. İki bacakta birden ağrılar, uyuşmalar var. Ağrının başladı 5 sene önce başladı diyelim. 2 kilometre yol gidiyor. Bir sene sonra 1 kilometre, 500 metre, 300 metre, 100 metre derken giderek yol yürüme mesafesi azalır ve hareketler yavaşlamaya başlar. Ya da mesela bel kayması. Gene çok sık karşılaştığımız. Mesela bel kayması olan ev hanımları 10-15 dakikadan fazla ayakta duramazlar. İlla evde iş mi yapacaklar? Mesela ütü mü yapıyorlar? Şöyle dururlar. Ütüyü şöyle öne çekeyim mi biraz? Biraz çekelim. Gösterelim. Peki. Evet. Tamam. Elime ne kadar yakışır bilmiyorum ama. Eline ne kadar yakışır bilmiyorum ama görmeyene çok uygun oldu. Ütü yapıyorlar değil mi? Evet. 5 dakika, 10 dakika tabii kaymanın derecesine göre. Ondan sonra mutlaka böyle dayanma gereği hissederler. Ya da evde mutfakta iş yapıyorlar. Ya da bir erkek dışarıda çalışıyor. Mutlaka bir yere dayanma ihtiyacı hissederler. Çünkü iki omur böyle olması gerekirken kaymıştır. Evet. Ve hareket esnasında ayağa kalktığında eğer bu kayma bir de hareketli ise arkadaki sinirleri sıkıştırır. Biz buna yani omurganın demin ne dedik binayı kolon taşıyor. Evet. Vücudumuzu ne taşıyor? Omurga kolonu taşıyor. Omurga kolonu eğer sağlam olmazsa
O zaman işte bu tür problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Özetle şunu söylemek lazım. Aslında hastanın duruşu, kişilerin dışarı doğru yansıtmaları belirli hastalıkların direkt habercisi olabiliyor. İşte sinyal veriyor aslında, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Vücudumuz bizim o sinyale doğru cevap vermemiz lazım. Alarm sistemi dedik ya. Evet. Ya şimdi siz yangın var. İtfaiye arıyorsunuz. İtfaiye ne yapıyor? Doğru ya da yanlış mutlaka olay yerine intikal ediyor. Şey deme şansı var mı? Yani bir bakalım, size inanmıyoruz. İyice bir yanın da ondan sonra gidelim. Böyle bir şey yok. Vücudumuz da aynı şekilde. Eğer vücudun herhangi bir yerinde ağrı sorunu yaşıyor isek mutlaka bunun bir sinyal olduğunu bilmemiz lazım. Ve buna yönelik gerekli tedbirleri almamız lazım. Peki hazır ütüm masasının başında iken, şimdi hanımların evde yaptığı bazı davranış bozuklukları ve hataları olabiliyor. Ev işlerine yönelik. Mesela ütü yaparken hanımlar en çok neye dikkat etmeli? Nerede hata yapıyorlar? Genel olarak aslında duruşla ilgili dikkat etmemiz gereken bu elektrik süpürgesi olabilir. Onlara yavaş yavaş geleceğiz. Kovalarımız var, bak temizlik yapacağız. Evet. Burada temel olarak dikkat edeceğimiz hadise şu Esra. Vücudumuzun genel bir duruşu var. Evet. Bu duruş kulak, omuz ve kalça. Bir hizada olacak şekildedir. Yani bizim doğru duruşumuz. Ben şimdi doğru duruyor muyum Keremciğim? Oldukça iyi. Doğru. Oldukça iyi. Evet, peki. Bunu evde iş mi yapıyoruz, ütü mü yapıyoruz mesela? Evet. Şimdi şu şekilde yaptığınız noktada bunu nasıl yaparsınız? Mesela bu ütü masasının şeyini ayarlayabilirsiniz. Yüksekliğini boyunu nasıl ayarlayabilirsiniz. Nasıl olması lazım yüksekliğini i̇şte mesela? Bu duruşu koruyacak şekilde olması lazım. Yani eğer belimizden biraz uzun daha boylu, aşağıda. Uzun gibi. Boylu bir bayan ise mutlaka şeyin ona göre olması gerekiyor. Masanın, ütü masasının ona göre olması gerekiyor. Siz uzun boylusunuz. Şimdi bu masanın şurada olduğunu düşünebiliyor musun? Ben bunu yaparken ne yapacağım? Mecburen eğilmek zorunda kalacağım. Bu otururken de bu şekilde. Elektrik süpürgesi kullanırken şimdi de bu onlara şekilde. Onlara yavaş yavaş geçelim. Hepsini tek tek ele alalım istersen. Tamam, peki. Sen illa yaptıracağım. Evde nasıl ev işleriyle aran? Yapar mısın? Ütü mütü yapıyorsundur. Gömlek falan varsa ütüler boşa misin? Gitmesin. Yok, hiç maalesef. Hiç. Ya şeyde üniversite yıllarında tabii ki yaptık. Ama şu an zaten koşturma içerisinde çok şeyimiz olmuyor. Fırsat olmuyor. Zor işler gerçekten. Bence kolay değil, ev kadınlığı ev hanımlığı, olmak en zoru. Ev hanımlığı yeryüzündeki en zor işlerden bir tanesi. Evet, çok haklısın. O yüzden bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bugünkü peki, konumuzda kaçış yok. Devam edeceğiz ama peki. Sen sokağa çıkmışsın. Ve bir parka gitmişsin. Parkta evet. Spor yapanlarla bir araya gelmişsin. Doğrusunu istersen neler yaptın çok merak ediyorum. Bakalım. Bir izleyelim bakalım, sonra bakalım. Üzerine konuşalım. Spor yapıyoruz ama acaba doğru mu yapıyoruz? Muhabirimiz Rüya ve operatör doktor Kerem Bıkmaz hemen spor yapan bir beyefendinin yanına yaklaşıyor. Önce ufak bir sohbet. Bayağı sporcu gibi gözüküyorsunuz. Günaydın. Spor yapıyorsunuz herhalde. Çok uzun zaman yapmadım. Son birkaç aydır farkına vardım bu konunun ehemmiyetini ve başladım. Masa başında mı çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Günde yaklaşık 10 saat masa başında bu şekilde bilgisayara bakarken çalışıyorum. Bu konuda kesinlikle azınlıkta değilsin, biliyorsun Faik. Çok fazla çünkü masa başında çalışıp bel, boyun ve sırt ağrısı yaşayan hastalar var. Kişiler var, hasta demeyelim tabii ki. Burada en önemli konu, sen de söylüyorsun, spor yapmak, egzersiz yapmak. Bel ve boyun ağrılarının en önemli sebeplerinden biri de strestir. İlk mesaiye başladığında daha diksin değil mi? İlerleyen saatlerde herhalde öne doğru iyice çökmeye başlıyor vücut. Elbette, bir de üzerine öğle yemeği arası girince, öğle yemeğinden sonra da evet. Yemek yiyoruz, iyice ağırlaşıyoruz. Şişkinlik, üstüne bir stres faktörü, günlük egzersizler, Faik Bey çok güzel söylüyor. Ben spor yaptığım zaman çok daha iyi hissediyorum kendimi, daha mental olarak da çok daha iyi hissediyorum diyor. Çünkü bel boyun ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de strestir. Peki Faik Bey acaba doğru şekilde spor yapıyor mu? Bakalım doktorumuz bu konuda neler söyleyecek? Bu hareketin temel esprisi omurgaya esneklik kazandırmak, rotasyonel hareketlerle birlikte eklemleri gevşetmek ve aynı zamanda da santral bölge dediğimiz karın bölgesini
buradaki yağları eritmek ve dolayısıyla gene omurgaya binen yükü azaltmaktır. Ama bunu eğer çok hızlı yaparsa bu sefer çok zorlar. Operatör Doktor Kerem Bıkmaz'la muhabirimiz Rüya, spor yapanların izini sürmeye devam ediyor. Hava da çok güzel tabii, insanlar da spor yapıyorlar. Evet, ne güzel bak. Mesela şurada tam bir sporcu ve son derece düzgün yapıyor. Doğru yapıyor mu şu anda? Kesinlikle çok doğru yapıyor. Bu hareketi evde yaparken dikkat edin. Zor hareketlerden birisi tabii ki Toygar'ın bize şu an yaptığı, gösterdiği hareket. Bunu evde tabii izleyenlerin yapması son derece zor. Dikkat edersen bu harekette en büyük şey santral bölge. Karın bölgesi. Karın bölgesini geliştiren en önemli hareketlerden birisi. Yalnız burada çok zorlanır ise eğer kişiler bunu yaparken omurgaya, arka kısma çok ciddi yük bindirebilirler. Ve bel fıtığı hastaları, bel ve sırtta ciddi ağrı sorunu yaşayan kişilerin bu hareketleri yaparken son derece dikkatli olması lazım. Operatör Doktor Kerem Bıkmaz dayanamadı, Toygar Bey ile birlikte mekik çekmeye başladı. İşte omurga sağlığımıza iyi gelecek hareketler. Tek yapacakları şey şu: geriye doğru esnesinler, iyice geriye doğru. Şu an yaptığı hareket, devam ettiği hareket. Çünkü yaptığı anda zaten izleyenler lütfen denesinler bunu. Rahatladıklarını hissedecekler. Bel fıtığı öne doğru eğilmekle, omurga sağlığında bel problemi yaşayan insanların tek yapmamaları gereken, aslında en büyük yapmamaları gereken hareket öne doğru eğilmedir. Muhabirimiz Rüya da fırsatı kaçırmıyor, başlıyor spor yapmaya. Ağrı olduğunda sporu bırakmalı mıyız? Eğer spor yaptığınız, bu tür egzersizleri yaptığınız esnada hafif ağrılar değil ama ciddi anlamda bir ağrı duyuyorsanız mutlaka ara vermeniz lazım. Sporu kesmeniz, o egzersizi kesmeniz lazım. Çünkü ya omurgada o hareketle birlikte zorladığınız sıkıntılı bir bölümünüz vardır ya da hareketi yanlış yapıyorsunuzdur. Tempolu yürüyüş mü yoksa koşu mu? İzleyenlerin, hastalarımızın, bel, boyun, sırt ağrısı yaşayan kişilerin fazla koşmalarını değil, tempolu yürümelerini, mutlaka spora zaman ayırmalarını, doğru zamanda, doğru egzersizlerle adalelerini güçlendirmelerini tavsiye ediyoruz. O zaman biz de yürüyüşe başlayalım mı? Geç bile kaldık. Başlıyoruz biz. Evet, yürüyüş güzel olmuş. Evet, temiz havada, parklarda, sahillerde ne kadar çok hatalar yapıyoruz değil mi? Ya ben hep şunu söylüyorum. O kadar güzel aslında yok diyoruz ama parklarımız var ki. Bu parkları sadece hava almak için değil, spor yapmak için de. Yani en büyük şey nedir spor yapmak için? Ya vaktim yok deriz ya yerim yok deriz. Aynen öyle. Vakit 24 saat. Uykudan biraz feragat ederseniz spor yapmaya mutlaka zaman ayırırsınız. Yer... Yani bütün parklar aslında o kadar güzel belediyeler, güzel aletler, şeyler koydular ki biraz bilinçlenerek o aletler kullanılabilir. Hiçbir şey yapmıyorsak, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı çok güzel bir kampanya var. Hani her gün 10 bin adım kampanyası. O kadar önemli ki. Yani sadece omurga sağlığımız için değil. Sonuçta vücut bir bütün. Kalp sağlığı açısından, damar sağlığı açısından, bütün genel vücut sağlığı açısından spor ve egzersiz gerçekten çok çok önemli. Şart, yürüyüş yeterli herhalde değil mi bunun için? Hiç yoksa, yani hiç yoktan en azından kiloyu muhafaza edebilme, kalp sağlığı açısından yürüyüş yapmak son derece önemli tabii. Evet, ki. Ayrıca stresi de azaltıyor çünkü duyduğum kadarıyla stresli olmak da fıtığı tetikleyen bir unsurmuş, doğru mu? Fıtığı tetikleyen değil, onu öyle demeyelim. Nasıl diyelim? Demin ne demiştik? Her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Ama bel ve boyun, özellikle boyun ağrılarını tetikleyen çok ciddi bir faktördür stres. Hmm. Yani bugün niye bu kadar çok bel boyun ağrısıyla, özellikle boyun ağrısıyla karşılaşıyoruz? Dikkat et, bunların çoğu yüksek gökdelenlerde çalışan, işte bankalarda çalışan, sürekli masa başında çalışan ve stres altında yaşayan insanlar. Boyun adeleleri, genel olarak adeleler strese çok duyarlıdır. Ama boyun adeleleri haddinden fazla duyarlıdır. Eğer sürekli masa başında çalışıyorsanız, egzersiz yapmıyorsanız, boyun adeleleriniz zayıf ise, üstüne bir stres faktörü, iş kaybetme korkusu olabilir, ertesi gün sınavınız vardır, sınavın stresi olabilir, işte müdürünüze bir sunum yapmanız gerekiyordur, önemli bir sunumdur, bunun stresi olabilir. Yani bugün İstanbul'da yaşamak, özellikle büyük metropollerde yaşamak başlı başına bir stres. Stres ağrıyı tetikleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Burada şunu söylemek lazım. Özellikle kronik ağrılarda,
ne demek kronik ağrı? Uzun süre devam geçmeyen eden, ağrılardan. Geçmeyen, sürekli tekrarlayan kronik ağrıların en büyük özelliği, kronik ağrının kendisi stres sebebidir. Hastayı depresyona sokar. Hasta düşünmeye başlar. Düşünsene şimdi 30 yaşında bir bayan sürekli ağrı çekiyor. Boynu ağrıyor mesela. Her sabah kalkıyor, boynu ağrıyor. Bununla ilgili doktorlara gidiyor. Herkes bir şeyler söylüyor. O da büyük bir sıkıntı. Her doktorun farklı şeyler. Aslında bu işin matematiği hiç o kadar karışık değil. Geçmiyor. Diyor ki kendi kafasından, ya diyor ben de onu yaptım, ilaç kullandım, geçmedi. Fizik tedavi oldum, geç. Benim yaşım daha 30. Bir 10 sene sonra ben ne olacağım demeye başlıyor ve o anksiyete, o duyduğu sıkıntıyla birlikte inan o ağrıyı daha fazla hissetmeye başlıyor. Şimdi yerimiz ağrırken hakikaten mutlu olma şansımız var mı? Yok. Öncelikle o ağrı aynen öyle ve bir kısır döngü meydana geliyor. Yani kronik ağrın var, ağrıya bağlı stres duyuyorsun, depresyona giriyorsun. Bu depresyonla birlikte ağrıyı daha fazla hissediyorsun. Daha fazla ağrı, stres, depresyon ve bu döngüyü kırmadığın nokta itibariyle işte o yüzden bu kadar çok bel boynu ağrıyan, sırt ağrıyan veya bunların altında hep bir fıtık yok. Yoksa bizim sokaktaki herkese gidip ameliyat yapmamız lazımdı. Doğru. Biz bu strese karşı neler yapacağız? Öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz ve yeneceğiz? Birazdan bunları da konuşacağız. Aşkım Kapışmak burada olacak. Bize bununla ilgili önerileri var. Bu arada yataklarımız var. Çünkü sadece ayaktayken ya da otururken değil, yatarken de yanlış davranışlarda bulunabiliyoruz, hareketlerde bulunabiliyoruz. Bu da ağrıyı tetikliyor, öyle değil mi? Evet. Onun doğrularını söyleyeceğiz. Ama önce telefonu bir merhaba dememiz tabii gerekiyor. Ki. Günün ilk telefonu. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, merhaba, günaydın. Günaydın. Buyurun, dinliyoruz sizi. Benim Kerem Bey'e bir sorum olacak. Ben 7 yıldır neredeyse her gün, her sabah bel ağrılarıyla uyanıyorum. Özellikle bu kuyruk sokumu diyorlar, kalçanın en üst, hemen üstü. Yani sırtım ve o kısım her sabah, ama her sabah bu ağrılarla kalkıyorum. Hiç yani düzgün uyanamıyorum, uykumu tam alamıyorum. Çok geçmiş olsun. Ve 2 saat sonra geçiyor. Çok teşekkür ederim. Yani yatağımı da değiştirdim 2 kez. Ve ben günlük her gün en az 2 saat yürüyüş yapan bir insanım. Yani buna rağmen 33 yaşındayım. Buna rağmen hala geçmedi. Doktora da gittim. MR çekildi. Tahlil yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Ama ben 7 yıldır bu sıkıntıyla, kronik ağrı dedi ya doktorumuz. Aynen. Hiçbir şey yok ama ağrılarımız evet, var. Evet, çok geçmiş olsun. Bu ağrılar bacağa doğru gidiyor mu? Sadece belde olduğu... Hayır. Hep aynı sadece noktalarda belde mı? Hep aynı noktalarda evet, galiba değil mi? Evet, evet. Hep aynı nokta. Tamam. Şimdi tarif ettiğiniz ağrı şekli bizim faset sendrom dediğimiz bir ağrıya çok benziyor. Nedir? En basit haliyle vücudumuzda eklemler var. Omurgamızda da eklemler var. Omurganın yan tarafındaki eklemlerle biz işte hareket ediyoruz. Rotasyonel hareketler yapıyoruz. Eğiliyoruz, kalkıyoruz. Bütün hareketleri bunlarla yapıyoruz. Bu tür o eklemlerde nasıl ki diz ekleminde problem olduğunda dizde ağrı, şişme meydana geliyor. Ve bu ileri yaşta olmakla birlikte genç yaşta da olabiliyor. Faset sendrom dediğimiz bu eklem problemlerinde de aynı hanımefendide olduğu gibi sabahları ağrı olması çok tipiktir. Dik duramazlar. Mesela bu hastalar çok dik duramazlar. Demin onu atladık mesela, o duruş şeklinde. Genellikle böyle hafif ön tarafta dururlar. Önde durduklarında çünkü eklemler daha rahat ettikleri için öyle bir duruşu kendilerine şey yaparlar. Tercih ediyorlar. En büyük özelliklerinden bir tanesi de aynı söylediği gibi ilerleyen saatlerde mesela sabah kalktığında, mesela romatizma hastalıklarında ne denir? Sabah sertliği denir değil mi? Ellerdeki ağrılar romatizma hastalarında sabahları daha fazladır. Günün ilerleyen saat. Bu da bir çeşit romatizmal hastalıktır. Bunu radyolojik olarak her zaman tanısını koyamazsınız. MR'lar genellikle yani bu hastayı dinleyerek, muayene ederek koyacağınız bir tanıdır. Buna yönelik de yapılması gerekli olan mutlaka hangi eklemlerden kaynaklanıyor ise o bölgedeki eklemlerin yan tarafındaki adalelerin güçlendirilmesi, öncelikle iyi fizik tedavi yöntemleri, belki biraz korse kullanımı bir süre. Ama özellikle bu yaş grubunda 33 yaşında genç bir hasta. Evet. Şimdiden tedbirli olmakta fayda var. Çünkü bu daha ilerleyen aşamalarda daha büyük sorunlar teşkil edebilir. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Bu arada az önce Instagram'dan canlı yayın yapmıştım program öncesinde, evet, biliyorsun. Kambur duruyorum, nasıl düzeltebilirim diye bir soru vardı. Şimdi evde oklavamız var ise
mesela şöyle alsak o oklavayı, şöyle geçirsek sırtımızdan ve biraz böyle yürüsek, acaba duruş pozisyonumuzu düzeltmemiz için faydalı olur mu? Ya duruş bozukluğu sonuçta bu tür ağrıların, bel, sırt ve boyun ağrılarının altındaki en büyük problemlerden birisi. Hı. Masa başında bu kadar çalış, eskiden mesela şey bilinirdi, böyle ağır işçilerin hastalığı olarak bilinirdi bel fıtığı. Evet. Şimdi öyle değil. Şimdi daha çok bu sorunu yaşayan kişiler masa başında oturan insanlar. Ve bunun altyapısı da işte demin söylediğimiz gibi egzersiz yapmamak, spor yapmamak, obezite, kilonun çok fazla olması ve en önemlisi duruş bozukluğu. Şimdi kamburluk. Kamburluk nedir? Kamburluk bir duruş bozukluğudur. Evet. Yani ön tarafa doğru eğik duruştur. Burada bir kere şunu ayırt etmek lazım. Bu kamburluk bir hastalıktan dolayı ortaya çıkan bir anatomik problem midir? Bir duruş bozukluğu mudur? Gerçek bir hastalık boyutunda mıdır? Yoksa bu tamamen kişinin kötü alışkanlığı nedeniyle, adaledeki zayıflık sebebiyle ortaya çıkan kolaya kaçma yöntemi midir? Bak çocuklarda falan bu çok var. Anneler endişeleniyorlar. İleride böyle kalır mı bu çocuklar diye. Özellikle erkek çocuklarda. O yüzden çocukluk yaşlardan itibaren aslında dikkat etmek lazım. Çocukları mutlaka uyarmak lazım. Egzersize teşvik etmek lazım. Bununla ilgili olarak yani... Böyle pratik evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı önerebileceğin bize? Yani nasıl, ne yapmamız lazım mesela bu gibi durumlarda? Ya burada en basit mesela şöyle bir teknik var. Tabii bunları çok özel tekniklerdir ama evde herkes yapabilir aslında. Böyle çok kambur duran kişiler mesela en basit şunu yapabilirler. Ne yapabiliriz? Bu bir alışkanlık ya. Evet. Bir kere bunun, ben bunu düzelteceğim demesi lazım kişinin. Birincisi bu. Hı. Ne yapabilirler? Mesela biz uyguluyoruz kendi kliniğimizde de. Şöyle bir bantlama tekniği vardır. Şurada koyuyoruz bantı. Arka taraftan yapıştırıyoruz. Tamam mı? Hı hı. Şimdi buranın bantlandığını düşün. Kendini düşün. Öne doğru eğilmek istediğinde... Eğilemiyorsun. Eğilemiyorsun. Bant aklına çekiyor. Gelir. Benim dik durmam lazımdı. Bunu defalarca, günlerce ama sabır etmek lazım tabii ki. En basit yöntemlerden birisi bu. Diğer egzersizler, bir kısmını gösterdik zaten egzersizleri. Fizik tedavi merkezlerinde bu egzersizler çok güzel öğretiliyor. Evet. Boyun, sırt ve bel adelelerinin ve karın adelelerinin güçlü olması lazım. Güçlü olursa zaten bu ağrıların altındaki en büyük problemlerden birisi. Peki bu. Oklava yöntemine ne diyorsun Keremciğim? Oklava yöntemi tabii ki çok önemli. Yani görmüş şöyle miydin? Ağrı kesici. Hem de. Onu okumamışım. Gerçekten ben güzelmiş. Ben bunu gördüm zannettim. Tabii ki esprisi işin. Tabii. Ya sonuç itibariyle bu kişinin önce şey yapması lazım. Yani benim duruşumda bir problem var. Bu ağrılarımın altında duruş bozukluğu var. Ben bu duruş bozukluğunu düzelteceğim. Hı hı. Ama buna geçmeden önce de bu duruş bozukluğunun gerçek bir hastalık, kifoz dediğimiz bir öne doğru eğilme, omurgadaki problem olup olmadığına emin olmak lazım. Bunu kendisi yapamaz. Önce bir hekime gidip. Önce bir hekime gidecek. Bu konunun uzmanı, bir fizik tedavi uzmanı, bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı ya da bir ortopedi doktoruna gidecek. Hı hı. Duruş bozukluğunun tamamen pozisyonel olduğuna emin olunacak. Hı hı. Ondan sonrası zaten gerekli egzersizler uzun uzun kendisine anlatılacaktır. Nelere dikkat edilmesi, bu bantlama tekniği de olmak üzere, hı hı, kendisine öğretilecektir. Hı hı. Bu bir süreçtir. 30 yaşındaki birinin 30 senedeki kötü alışkanlıklarını bir günde düzeltemezsiniz. Mümkün değil. Ama eğer kişi buna gerçekten inanırsa, doğru şekilde yönlendirilirse duruş bozukluğu düzeltilebilir. Peki neden eğri duruyormuşuz? Elimde bak böyle bir yazı var. Paylaşmak istiyorum izleyenlerimize ve seninle izin verirsen. Evet. Topuklu ayakkabılar, çantalar ve hamilelik duruş bozukluğuna sebep oluyormuş. Ve bizim eğri yürümemize neden oluyormuş. Katılır mısın? Tabii ki. Çünkü tamamen mesela hamilelik ve bel ağrısı diye ayrı bir konu vardır. Yani fizyolojik dönemler vardır insan vücudunda. Önümüzde kocaman bir tamamen bebek taşıyoruz. Tamamen yer çekimi etkisiyle sırtta zayıf olduğunda. Ya tabii. Hamilelik bir süreçtir. Hamile kalmaya niyet etmiş bayanların öncesinde mutlaka bir fazla kilolarıyla, mesela kilolu bir bayanın hamile kalması daha sıkıntı yaratabilir omurga sağlığı açısından. Sırt bel adeleleri zayıf olan birinin hamile kalması hamilelik döneminde sorun çıkartabilir. Tabii hamileliği önleyecek bir şey yoktu. Sonuçta hepimiz bebek sahibi olmak istiyoruz, anne oluyoruz ama ayakkabı, topuklu ayakkabı giymek konusunda tedbir alabiliriz. Örneğin benim şu anda topuklu ayakkabılarım var ayağımda. Olmazsa olmaz. Ya burada da önemli olan şimdi bir bayanın en büyük aksesuarı ben bir erkek olarak söyleyeyim. Bence topuklu ayakkabı gerçekten bayanlara çok yakışıyor. Değil mi? Ama bunu da şimdi yaz aylarında öyle görüyorum ki ben mesela saat öğlen 2-3 civarında en yüksek kaç topuk diyorsunuz onu?
onlara. İşte 12'ler. Topuktaki 14'ler. Böyle değil. Yani o süreyi iyi ayarlamak lazım. Evet, topuklu ayakkabı mutlaka her bayanın giymesi gerekiyor, giyecek. Biz bir bel fıtığı olsun olmasın bir bayana asla topuklu ayakkabı giymeyeceksin deme lüksüne sahip değiliz. Bak, Fransa'da nasıl yapıyor kadınlar biliyor musun? Topuklu ayakkabılarını çantalarına taşıyorlar. Evden çıkıyorlar düz ayakkabılarla. Topuklular kendi çantalarının içinde. İş yerine gidiyorlar, kapısını değiştiriyorlar. İş yerinin kapısına topuklusunu çıkartıyor, kadın giyiyor. Düzünü tekrar çantasının içine koyuyor. İşi bittiğine kadar akşam atıyorum 5'te 6'da çıktı tekrar onları alıyor. Çünkü metroda koşturuyorsun işte toplu taşıma araçlarında falan topuklu ayakkabılar eziyet yani çok zor. O şekilde o işi çözmüşler. Mesela bu bir kadınları kurtaran bir yöntem tabii bence. Tabii çok basit bir yöntem ve doğru yöntem yani evet, sonuçta. Evet, hem topuklu ayakkabımızdan olmayalım. Ne zaman lazım ise yanınıza değil taşırsınız mi? Lazım olduğunda ama siz evet. Sabahtan o topukta ya düşünebiliyor musun saat 8.30'da çıkıyorsun. Akşam saat 8.30'da eve geliyorsun. 12 saat boyunca o topuklu ayakkabıların üstünde o ayaklara yazık, o dize yazık, kalçaya yazık, bele yazık. Sadece bel değil. Çünkü o topuklu ayakkabıların bu bahsettiğim bütün bölgelere aslında zararı var. Bu arada çantalar da tabii. Özellikle çocukların taşıdığı o ağır okul çantaları çocukların beynini büküyor. Çantalar demişken şimdi yaz ayındayız. En büyük bu dönemde mesela fazla görme sebeplerimizden bir tanesi de bu valizler. O uçağa alınıp konulan valizler, işte evde toparlanan valizler. Burada da önemli olan şeylerden bir tanesi mutlaka yeni üretilen çantaların hepsinde artık şu çek sistemi var. Yani bunu mutlaka iyi kullanmak lazım. Bir de bunların boyları da ayarlanıyor biliyorsun. Evet. Bunu nasıl taşıyacağız? Yani taşımayacağız tabii. Yanımıza şey yapıyoruz böyle tekerleğiyle getiriyoruz onu ama mesela aldık bir yere koyacağız. Nasıl koymamız daha uygun? Valiz ya da herhangi bir şey. Evet, yerden bir şey cisim almaya mecbur isek evet. Bir kere çok ağır olmamasına özen göstermek lazım. Ama mecburuz, kaldırmak zorundayız. O zaman dikkat edeceğimiz hadise şu. Bir kere demin ne söyledik bir duruş şeklimiz var bizim. Kulak, omuz, kalça bir hizada olacak şekilde. Evet, kaldırırken de ona dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi ben eğer bunu tutup direkt belden doğru böyle alır isem eyvah, en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Direkt bele binen yük çok fazla olur. Bel fıtığına sebep olabilir. O eklemlerde zorlanmaya sebep olabilir. En basit haliyle adale spazmına sebep olur ve çok dramatik tablolar ortaya çıkabilir. Sebile Hanım'a bir soralım mı? Hattımızdaymış. Acaba bavul taşırken yaptığım bu yanlış hatalı duruşu o da yapıyor mu? Sebile Hanım merhaba, günaydın. Günaydın efendim, merhaba. İyi yayınlar bize, size de iyi günler diyerek merhabalaşmış olalım. Şimdi az önce bavulu kaldırdı ya doktorumuz Kerem. Siz de öyle mi kaldırıyorsunuz? Böyle eğilip de mi kaldırıyorsunuz? Eğilip, evet eğilip kaldırıyorum. Elinizde ağrınız var mı? Efendim, bel ağrısı... ağrım var benim de. Ya ondanmış, bakın görüyor musunuz? Demek ki nasıl yapacağız? Bir de doğrusunu alalım. Alo? Yok. Sebile Hanım. Yok. Yok, burada yok, gitti o. İzinde o. Sebile Hanım kim gitti? Kim nereye gitti? Bize de söyleyin. Merak ettik. Alo. Aa, Sebile Hanım gitti. Öyle mi, düştü mü? Evet. Hay Allah. Bey oradan lafa tutarsa Sebile Hanım da böyle düşüyor attığın işte. Tutmayın hanımı. Zaten böyle bir şans yakalamış 40 yılda bir. Sebile Hanım bir daha bağlanın lütfen. Peki doğrusu nasıl? Nasıl doğrusu olacağız? Ne? Bu şekilde değil. Bir bacağımızı öne doğru koyacağız. Bu yerden herhangi bir şey alırken, ayakkabımızı bağlarken daha yapmamız gereken hadise. Bir bacağımız önde. Dizden eğileceğiz. Evet. Bunu kendimize doğru iyice yaklaştıracağız. Ve altından tutup gene kendimize yakın bir şekilde kaldıracağız. Yani bu evet. Bu valiz. Evet. Bu bir kutu olabilir. Bu herhangi bir şey olabilir. Yerden bir cisim almak istiyorsak, hafif bir şeyse alacaksak hareket şu. Ya kalem düştü, kalem alacağız. Eğildik, aldık, kalktık. Peki ben iki dizimle şöyle eğilsem de bunu böyle alsam çömelip de gene kaldırsam bele binen yükü. Mu? Yani bütün espri Esra aslında bele binen yükü azaltmak. Yatış evet. Pozisyonlarında da mesela en büyük sıkıntılardan bir hemen tanesi budur. Hemen geçelim yatış sabah pozisyonu demişken. Ağrıları olmaları olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Evet. Şuradan şöyle yapalım. Tamam. Şimdi genel yanlış şeylerden bir tanesi mesela yüzük oyun yatmayı çok seviyoruz. Evet. Yüzük oyun yatan yatış bele binen yükü ciddi arttıran ve yanlış bir şeydir, postürdür, duruştur. Hı hı. En doğru yatış, şuradan bir yastık alayım.
Evet. Olabildiğince yastık... Kedimiz de hiç evet. kıpırdamıyor. Minnoşumuz. Yastığı alıyoruz, şimdi seni yatmaya devam ediyor. Şöyle yapalım. İstifini bozmaz. En doğru yatış, Esra bak şu. Sırt üstü yattık. Evet. Dizlerin altına. Bakın çok önemli. Yastık koyduk. Bunu lütfen evde müsait olanlar uygulasınlar. Bir şunu koymadan şu şekil yatsınlar. Hı hı. Bir de alta herhangi bir yastık koyup dizlerin altına. Hı hı. Aradaki farkı çok net göreceklerdir. Ya da diğer bir şekil, yatış pozisyonu da bizim için tercih edilen bir yöntem. Evet. Dizleri kırıp evet. araya yastık koymak. Bu iki pozisyon, tabii ki yatış esnasında şu soruyu sen haklı olarak sorabilirsin. Ya uykunun bilmem kaçıncı saatinde ben bunlara nasıl dikkat edeceğim sorusu edemem gelebilir. Edemem valla. Ama edebildiğimiz nokta itibariyle ne kadar çok eder isek. Her uyandığımızda bu pozisyonu yenileyelim. Yani yan dönüyorsak bacaklarımızın arasına yastığımızı alalım. Sırt üstü ise bacaklarımızın altına, diz kapaklarımızın doğru altına. Yatak seçimi, iş yerinde çalışanlar için doğru koltuk sandalye seçimi. Duruşa dikkat etmek. Mesela ayakta çok fazla kalan kişiler evet. eğer bir yerde çok sabit kalmak istiyorlarsa şunu yere atabilirim herhalde değil mi? Yani şöyle yapalım. Bu şey olsun bir yükselti gibi bir şey kabul edelim. Mesela en basit önerilerden bir tanesi de bu olsun. Bir bacağı bunun üstüne koyup bekleyebilirler. Aynı şekilde iki bacak üstünde durduğunuz noktadaki bele binen yükü şu hareketle, şu basit hareketle çok azaltırsınız. Ya da sonra değiştirecek miyiz mesela o bacak şeyini? Tabii ki eğer uzun süre saatlerce evet, kalmanız kalacağız. Gerekiyorsa sonra bu bacağınızı şey yaparsınız, getirirsiniz. Ya da şeyde mesela masa başında oturanlar için, çalışanlar için evet. bu bir şey olsun, sandalye olsun, tamam. sandalye kabul edelim. Tamam. Oturduk. Burada en önemli hadise oturma pozisyonunda da dizimizle kalçamızın bir hizada olması. Mesela şu şöyle olursa sandalye seçimi öneminden ya da masa seçiminin öneminden bahsettik evet, ya. Evet. Şöyle olursa bele binen yükü arttırırız. Hı hı. Ya da kalçamız yukarıda kalırsa aynı şekilde bele binen yükü arttırırız. Peki bir de hani yatarken ve yataktan kalkarken yapılan yanlışlar var ya, onları da çok sık yapıyoruz. Neye dikkat edelim yatarken? Ya en büyük yanlış aslında işte bu yatış pozisyonlarının dışında aniden kalkma. Yani hı hı. yataktan şöyle hurra deyip kalkma değil. O benim. Uyanır uyanmaz. Yani burada bütün daha sakin şeyimle, şey evet, yapmak heyecanımla. Lazım. Kalktınız. Bak, sakin sakin. Mesela şu şekilde bu bel fıtığı olan hastalar için, ağrısı olan hastalar için de özellikle. Tamam. Yan dönüp hafif toparlanıp evet. şu şekilde hatta hemen ayağa kalkmadan bir 10-15 saniye oturup ondan sonra kalkmak tercih sebebidir. Tabii ki günlük tempo içerisinde saat 8.30'da işine gitmeniz gerekiyor. Alarm saat 8 çeyrek olmuş, uyup kalmışsınız. Nasıl kalkacağını bilmiyorsun. Bel ağrıları sonuçta bir kere insanın beli ağrımaya başladı mı genellikle tekrarlar, kronikleşir. Böyle bir özelliği de vardır. Bel fıtığı özellikle bir kişi bel fıtığı tanısı aldı ise eğer o ona yönelik uygun yaşarsa, yaşantısını ona göre yönlendirirse bu demek değildir ki bir cam fanus içinde yaşayacaksın ama kontrollü yaşayacaksın. Bütün hayatı boyunca o korktukları o cerrahiden uzak kalabilirler. Bu arada onu şunu da belirtmek lazım. Tabii biz hep koruyucu yöntemlerden bahsediyoruz. Bugün bel fıtıklarının her 10 bel fıtığının bir tanesi mutlak surette cerrahi gerektiriyor Esra. Hangileri cerrahi gerektiriyor? Ağrı çok şiddetli bacağa gidiyorsa, bacakta kuvvet kaybı varsa... Diğer yaptığınız bütün konservatif yöntemlere rağmen ağrıları dindiremiyor iseniz, evet bu hastalara cerrahi yapmak lazım. Cerrahiden de korkmamaları gerekiyor. Ama bizim hekim olarak da önceliğimiz her zaman koruyucu hekimlik. Evet, o özellikle idrar kaçırma gibi hani artık durumlara geldiyse hasta şart koşuyorsunuz, onu biliyorum. Seni tekrar şöyle alacağım tabii. sevgili Kerem ve doğru mu yanlış mı diye soracağım sorulara geçeceğim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet, en sevdiğim bölüm. Şimdi ev işi yaparken eğilmek mi yoksa çömelmek mi doğru? Demin biraz bahsettik. Eğilmek değil. Yani eğilmekteki kasıt şu olduğunu düşünüyorum. Evet.
Asla ve asla şu hareket en yapmamamız gerektiği harekettir. Bizim ısrarla söylediğimiz, ofislerimizde söylediğimiz, sosyal medyada söylediğimiz, her platformda söylediğimiz en büyük yanlışlardan bir tanesi budur. Her zaman çömelme. Bir bacak önde, şu şekilde. Yerden bir şey alacaksak, ayakkabı bağlayacaksak, her ne şekilde eğer yerle yakınlaşmamız gerekiyorsa öyle diyelim. Mutlaka bu eğilerek değil, çömelerek olması lazım. Peki devam edelim ama Ankara'dan Dilek Hanım banyoda düşmüş. Geçmiş olsun Dilek Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Ay nasıl çok oldu? İyiyim, hamdolsun. Bugünümüze şükürler olsun. İyisiniz, çok şükür de nasıl olay meydana geldi? Şöyle söyleyeyim, lavaboya gittim. Bir anda gözüm karardı. Yere düştüm, düşmemle belimi klozete vurmam bir oldu. Aa canım. Şiddetli bir düşüştü. Ah çok geçmiş olsun. Acile gittim. Doktor tomografi ve röntgen sonucunda omurilik kemiğimin kırıldığını, küçük bir yerinin kırıldığını, aynı zamanda ufak bir çatlak oluştuğunu söyledi bana. Bana bir korse verdiler. Korseyi boyundan belime kadar, yani göbeğimin altına kadar, sırtı demirden oluşmuş. Bunu sardılar ve taburcu ettiler. 10 gün boyunca yatmamı söylediler. Yattım, 3-4 gün yattım. Canım yanmaya başladı çünkü vücudumda yaralar oluşmaya başladı. Boynum yara oldu, sırtımda bazı yaralar var. Rahat edemediğim için de biraz ayağa kalkmak istedim. Tabii ki başkasının, yani bir ikinci kişinin yardımıyla yataktan kalkabiliyorum. Yatarken de aynı şekilde. Evin içinde geziniyorum. Hocama bunu da sormak istiyorum. Şimdi herkes bana şunu söylüyor. Peki değil, gezinme, sürekli yat diyor. Ama ben yatamıyorum. Bunda bir sıkıntı olur mu? Oluşur mu? Kemik kaynamasında yahut başka bir zararı olur mu? Evde ev işlerini yapan bir yardımcı birisi var mı? Evet, kızım 18 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın, iyi ki var. Amin, Allah razı olsun. Amin. O bana yardımcı oluyor. Çok geçmiş olsun. Neyse ki, evet. Şimdi travmaya bağlı kemiklerde ortaya çıkan, biz bunlara çökme kırıkları diyoruz. Muhtemelen evet. O tarz bir kırıktır. Evet. Bir kere mutlaka 18 yaşında, yani yaklaşık herhalde 40'lı yaşlar civarı olduğunu tahmin ediyorum Melek Hanım'ın. Bir kemik ölçümü yaptırmak lazım. Kemik ölçümü yapıp bir osteoporoz, kemik erimesi olup olmadığını, çünkü çok yüksek bir yerden değil, çok yüksek bir yerden düşmemiş. Olduğu yerde mutfakta düştüğünü söyledi zannediyorum. Evet. Evet, direkt bir künt travma, bir darbe var. Ama altında yatan bir kemik erimesi olup olmadığını bundan sonraki süreci düşünerek, çünkü öyle bir şey varsa bugün her 8 kadının 3 tanesinde kemik erimesi var. Eğer bu grup içerisindeyse mutlaka buna yönelik takviye tedavi yapmak lazım. Biz çökme kırıklarında kırığın derecesidir bizim için önemli olan. Genellikle kemik yarıdan fazla çökmedi ise, arka tarafa doğru bir baskı yapmadı ise, sadece uç kısımda ise, 120-30'larda bir yükseklik kaybı varsa korse veriyoruz doğru verildiği şekilde. Ama hep yatsın diyor musunuz? Hep yatsın diye bir şey değil. Yok. Tabii ki. O korse onu koruyacaktır. Burada doktorları zaten gerekli önerileri söylemişlerdir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bu tür programlardan, evet biz burada yardımcı olmaya çalışıyoruz ama elimizde bir radyolojik done yok. Bir takım görüntüler yok. Yanlış yönlendirme de yapmamak lazım. Tabii. Ama temel şunu söyleyebiliriz. Eğer bir hastaya çökme kırığına bağlı cerrahi düşünülmedi ise mutlaka yataktan kalktığı andan itibaren o korseyi takacak. Korseyi bir kere muhakkak. Olabildiğince mobilizasyon takacak. Hareket zamanını azaltacak. Bir buçuk ay civarı. Evet. O kemik toparlanana kadar. Abartmayacağız hareketi. Ama bu tamamen yatış pozisyonu. Eskiden alçıya alınırdı. Benim asistanlığım zamanında. Şimdi artık çok güzel korseler var vücudu dışarıdan tespit eden. Daha büyük kırıklarda ne yapıyoruz? Daha büyük kırıklarda eğer ağrı çok fazla varsa ve kemik geriye doğru kaçmadıysa biz ona çimentolama yapıyoruz. Direkt lokal anesteziyle o kemiklerin içini dolduruyoruz. Ama eğer sinirlere baskı yaptıysa o zaman daha büyük ameliyatlar gerekiyor. Burada öyle bir şey burada yok. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Tamamen yatmayacak ama hareketi de çok fazlalaştırmadan. Ama korseyi de ihmal etmeyecek. Melek Hanım'ın en önemlisi o. Yani korseyi ihmal etmemesi. Melek Hanım'a lazım. Çok geçmiş olsun. 18 yaşındaki kızının da yanaklarından öpüyorum. Annesine ne güzel bakıyor. Aferin ona. Annenin hakkı ödenmez. Tabii. Değil mi? Hele böyle zor durumlarda.
yanında olması ne güzel. Şimdi bizim kameramanımız Cem abimiz var. Cem Cenk Arslan yıllarca haber kameramanlığı yaptı. Bel ağrısından da ölüyor. Sevgili Cem, buraya gelsen. Bak doktor ayağına geldi. Daha ne istiyorsun? Sen ki şanslı bir hastasın. Sana bir baksak. Hazır böyle yatağımızda sedyemizde varken gerekirse evet. Yatırsak. Evet. Nedir şikayetin? Ya, İstersen önce aslında, anlatalım. Aslında kameramanların en büyük şeylerinden bir tanesi. Gerçekten çok zor iş yapıyorsunuz. Evet. Özellikle haber kameramanları. O kaç kilo Allah aşkına o şeyler taşıdığınız şimdi kameralar? Şimdi çok hafif tabii yani 8 ile 10 kilo arasında ama eskiden çok ağırdı. Ama 10 kiloluk yükü kaç saat taşımak Cem gerekiyor Bey, yeri geldiğinde? Yılların kameramanı usta tabii. Bu çalıştığınız ortama bağlı. Çalıştığınız ortam hani büyük devlet büyüklerini takip ediyorsunuz 10 saati bile buluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 10 saat boyunca 10 kiloluk bir ağırlığı ki bugünün kameramanı sizin başladığınız evet. Dönemde kim bilir kaç kiloydu. Evet. Ağrı bacağı vuruyor mu? Çok az şimdilik. Şimdilik? Evet. Hangi? Hep bir tarafa doğru mu vurur vurduğu zaman? Ya ben kendim bu mesleğe başladıktan sonra hani bitirdiğim zaman mesleği haber kameramanlığını. Evet. Şimdi benim hem boyun ağrım var hem bir de şöyle bir eğikliğim var. Ben bunu kendim düzeltmeye çalışıyorum ama bu belime vuruyor beni. Kendi kendinizin doktoru en güzel. Evet yani şunu engellemem lazım. Peki an itibariyle şu anda var mı şeyimiz ağrımız? Sabah vardı ama hava ısındığı için, vücut ısındığı için şu an hissetmiyorum ama sabah vardı yani. Şu anda yok. Evet. Peki daha önce bununla yönelik herhangi bir yok. Muayene, herhangi bir şey yapılmadı herhalde. Muayene olmadım. O zaman biz ilk muayenenizi yapalım mı tamam, burada? Tamam çok sevinirim. Hadi canlı canlı sevgili Cem'i burada muayene ediyoruz. Sırt üstü yatıralım. Tamam. Evet. Bizim bel fıtığı muayenemiz her zaman için sırt üstü yapılır. Yüzük evet. Oyun değil. Ve temel olarak baktığımız şeylerden bir tanesi demin söyledik ya yani bel ağrısı değildir daha önemli olan her zaman için bacak ağrısıdır. Hı hı. Ve muayenede de hep sinirle ilgili bir sorun var mı bunu anlamaya çalışırız. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz bacağın bütün ağırlığı bende olsun tamam, tamam mı? Tamam. Ben bu bacağı havaya doğru kaldıracağım. Tamam. Yukarı doğru kaldırdığım noktada bir ağrı bacakta ağrı kasılma belde ağrı oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Güzel. Peki aynısını burada yapalım. Canlı canlı kameramanımız Cengi Arslan evet. Muayene oluyor. Bakın böyle yapıyor. Böyle bunda var şurada. Onda hafif var. Evet. Peki en tepede mi oldu yoksa buralarda en tepede, başladı? En tepede. En tepede sadece oldu. Tamam. Şimdi bu yaptığımız test bilinçli bir şekilde gidelim. Biraz yavaş gidelim. Düz bacak kaldırma testi diyoruz. En önemli muayenelerden bir tanesidir. Bunu evde aslında izleyen herkes kendi kendine yapabilir. Hı hı. Yattıkları yerde bacakları evet, kolaymış, yukarı doğru kaldırsınlar. Hı hı. Yerden ayağa kaldı. Mesela eğer bacağa giden sinirde ciddi bir bası olmuş olsaydı sizin şurada kaldırdığımda diyelim sağ bacağa giden sinirdin bir tanesinde evet. Baskı var. Şuralarda ya da şuralarda kaldırdığımda bacağınızın kasılması belde ağrınızın olması evet. Lazımdı. Ama ben daha yukarı kadar kaldırabiliyorum. Bir bu şey ciddi bir sinir bası olmadığının önemli bir göstergesidir. Yani sonra, fıtık falan yok şu anda değil mi? Sinir basısı yapan 3. 4. derece fıtık var gibi durmuyor. İlk süper. İlk aşamada tespit ettiğimiz o. Oh, şimdi şükür. Kuvvet muayenesine geçiyoruz ondan sonrasında. Evet. Ben öne doğru iteceğim. Siz bana doğru iteceksiniz. Tamam. Oldu mu? Karşı kuvvet gibi. Tamam. İtin, itin, itin. Çok güzel. Oo, çekelim çok kendini. İtelim. Çekelim. Çok güzel. Aa, sapa sağlam duruyor şu an. İtelim. Çekelim. İtelim. Çekelim. Harika. Şimdi burada üst grup, yani şu baktığımız diz üstü adalelerin kuvveti ve diz altı adalelerin kuvveti. Bel fıtıklarında hani demin ne yaptık? Topuk üstünde yürüttük. Hı-hı. Parmak ucunda yürüttük ya evet. Esra. Bunu muayene esnasında nasıl yapıyoruz? Nasıl çok yapıyoruz? Basit haliyle ayak bileğinden parmakları şöyle kendimize doğru çekebilir miyiz? Şöyle. Bütün gücümüzle çekelim. Çekelim, 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 çekelim. Evet. Gayet iyi. İtelim şimdi. Evet, bizim çok bütün güzel. İş yükümüzü kameramanlar çekiyor hakikaten. Baş parmağı çekelim. Ayaklar, baş parmağı çekelim. Harika. Şimdi kuvvet, düz bacak kaldırmayı yaptık. Ciddi bir sinir basısı olmadığını düşündük. Evet. Motor kuvveti baktık, bütün adale gruplarına baktık, alt bacaklara yönelik. Hı-hı. Herhangi bir motor kaybımız yok, kuvvet kaybımız yok. Süper. Şimdi ne yapmamız lazım? Sinirlerin diğer bir fonksiyonu, izninizle şunu çıkartıyorum. Tamam. Duyu fonksiyonudur.
Hani uyuşma oluyor ya. Evet. Uyuşma da önemli demiştik. Evet. Sağ ve sol bacak arasında ki etkilendiğinde genellikle şu bölgelerde etkilenme olur. Şu dokunumu hissediyoruz değil mi? Evet. İki taraf arasında bir fark var mı? Hayır yok, eşit. Böyle var mı? Hayır yok. Böyle var mı? Hayır yok. Böyle var mı? Yok. Yok, süper. Duyu muayenesinde yapmış olduk. Hiç kaybımız da yok. O da yok. Geriye bir tane kaldı. Bu da bizim için önemli. Genellikle ihmal edilen bir muayenedir. Ama oldukça önemlidir. Refleks muayenesi. Hadi bakalım. Refleks muayenesinde de rahat bırakıyoruz gene. Rahat bırakıyoruz gene. Evet. Gevşek bırakalım. Burada aşil tendonu dediğimiz tendon üstüne vurduğumuzdaki bacaktaki hafif hareket, elime yansıyan hafif hareket benim için önemli olan. Sizi oturtabilir miyim şimdi? Evet. Bu arada bir bak de, şık giyinir, canlı renkleri tercih eder. Yok, bak kolyelerini falan gör. Evet, hocam yani. Kolyeler müthiş gerçekten. Şık yani, tam görüyorsun tarz. Değil mi? Tarz. Gevşek gençleri bırakalım. Gençleri cebinden çıkartır. Evet. Bende his yok. Bir de şu ağrı olmasa. Şimdi şu ağrı olmasa. Motor kuvveti yaptık, reflekslere baktık, hepsine baktık. Genel olarak yani bu muayene neticesinde şunu söylemek lazım. Artık teknoloji Esra çok gelişti. Ve bu teknolojiyi maalesef biz hekimler çok doğru şekilde kullanmıyoruz. İşin kolayına kaçıyoruz. Bir hastayla önce temas etmeniz lazım. Hastaya öncelikle dokunmanız, muayene etmeniz lazım. Biz muayene kısmını özellikle yoğun çalışılan kliniklerde maalesef ihmal ediyoruz. Ve her beli ağrıyana hemen bir MR yazıp gönderiyoruz. Sonra MR'da ya bugün şurada kaç kişiyiz? Yaklaşık 20-25 kişiyiz. Evet. 20-25 kişi şikayeti olsun olmasın. Herhangi bir MR makinesine girsin mutlaka radyolojik görüntüde normal sınırlarda yazmayacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü derece bir şey fıtık mı? Mutlaka çıkacaktır. Oo, eyvah. Ama biz hastaları tedavi ederken filmleri tedavi etmiyoruz, raporları tedavi etmiyoruz. Bu muayene bulgularıyla asla ve asla cerrahi gerektirecek bir şey çıkmayacaktır. Ki radyolojik görüntüde herhangi bir şey çıksa dahi... Hadi çakalım. Çıksa dahi... Ameliyat falan yok çok şükür. Amin. Bu tür süper sıkıntı olmadıktan sonra, semptom vermedikten sonra... Hani atalarımızın bir tabiri var aslında, ne güzel şeyler söylemişler. Uyuyan yılana dokunmayacaksın. Yani şu çıksa anda dahi... Tehlikeli herhangi bir herhangi şey görmedin, şey riskli bir şey de görmedin. Ne yapacak? Birazcık... Hafif bir kilo vermemiz gerekiyor ağrılara yönelik. Çok hafif, çok Cem, iyi. Kilo verecekse... Bayağı vermem lazım, itiraf edeyim yani. Nasıl? Bayağı vermem lazım kilo. Bayağı kaç kilosun? 85. 85. Sen kilo vereceksen eğer Mahmut ne yapsın? Bizim yönetmen Mahmut'umuz afide o brekeliydi de gösterseydik doktorumuza. Egzersizler, özel egzersiz programları vermek lazım. Her gün ya çok fazla değil, bir 5 dakika 10 dakika evde ayıracağınız egzersizlerle bel ve sırt adelerini güçlendirmek mümkün. Karın adelerini güçlendirmek mümkün. Özellikle sizin gibi ağır işlerde çalışan kişiler evet için bu bir zaruret, bir zorunluluk. Bak ayaktalar için... görüyorsun yani böyle bütün gün kameranın başında ayakta kalmaları da çok doğru değil galiba değil mi aslında? Çok uzun, her şeyin aşırısı aslında aşırısı zararlı. Çok uzun süre ayakta kalmak da maalesef zararlı. Çok uzun süre masa başında oturmak da zararlı. O yüzden sık sık pozisyon değiştirmekte fayda var. Evet, bu da bize bir yol olsun. Ben çok sevindim senin adına. Evet. Vallahi delikanlı gibiydin. Muayene olmak iyi oldu. Buradan koşarak gidersin artık sen eve. Evet, muayeneyi de böyle canlı yayında olmuş oldun Cem. Tamam, çok görüşmek üzere. Çok geçmişler olsun. Yerime görüşürüz geçeyim ben. Tamam, tam benim karşıma. Evet, bu kadar da kolay bir şekilde muayene oluyorsunuz. Korkmayın hekime gitmekten, doktora gitmekten. Bu kadar basit bir şekilde 10 dakikada size bir yol gösteriyorlar değil mi? Eğer ameliyatlı bir durum varsa bundan da kaçmak bir çözüm değil. Eninde sonunda. Ya şimdi herhangi bir hastalıkta özellikle benim kendi branşım için bunu çok net söyleyebilirim. Evet. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı iseniz ve bir hastalığı tedavi edecek iseniz öncelikle mutlaka tanıdan emin olmanız lazım. Yani bir bel ağrısı varsa bu bel ağrısına neyin kaynaklandığını, sebebin ne olduğunu bilmezseniz tedavi edemezsiniz. Tedavi etmeye kalkarsanız yanlış tedavi edersiniz. Bugün dünyanın en iyi ameliyatını, bak bu çok önemli bir konu. Dünyanın en iyi ameliyatını, çok popüler şu an vidalama ameliyatları yapılıyor. Evet. Şeyde, bizim ülkemizde de çok yapılıyor. Çok güzel vidalar koyun.
Fotoğrafını çekin, textbooklara koyacak kadar güzel olsun. Ama eğer o hastanın o an itibariyle o vidalara ihtiyacı yok ise o hasta o ameliyattan fayda görmüyor. Bugün toplumumuzda ameliyattan çok korkuyorlar doğal olarak. Çünkü etraftaki kötü örnekleri görüyorlar. Hı hı. Bu kötü örnekler bir hasta eğer omurga ameliyatı oldu herhangi bir sebeple, bel fıtığı olabilir, kanal daralması olabilir, bel kayması olabilir. Evet. Herhangi bir sebeple ameliyat oldu, hı hı, ve bu ameliyattan mutlu olamadı ise birinci sebep doğru hasta değildir. Yani aslında demin ne dedik? Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Her bel ağrıyana ben bel fıtığı ameliyatı yaparsam doğru yapmam. Hı. Yanlış yapar. Önce doğru hastayı seçeceğiz. İkincisi doğru yöntemi seçmek Esra çok önemli. Bugün bel fıtığına yönelik açık ameliyat yapıyoruz. Endoskopik ameliyat yapıyoruz. Mikroskopik yapıyoruz. Lazer ameliyatları yapıyoruz. Şimdi her benim standart bir ameliyatım olsa... Her hastaya, ya senin bel fıtığın var, gel sana şunu yapacağım. Senin bel fıtığın var, aynı ameliyat. Yanlış. Önce hastayı, doğru hastayı seçeceğiz. Hı hı. Sonra doğru yöntemi seçeceğiz. Üçüncüsü, seçtiğimiz yöntemi doğru uygulayacağız. Bugün Türkiye'de bütün sağlık sektörü gerçekten çok ilerledi. Avrupa'da çok iyi bir konumdayız. Beyin cerrahisinde en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Cerrahi açıdan bir beceri eksikliği ya da yanlışlık asla söz konusu değil. Bizim mutsuz hastalarımızın en büyük sebebi yanlış hastaların aslında daha basit yöntemlerle belki öncelikle konservatif yöntemleri mutlaka denemek lazım. Yani burada bizim bu programı aslında en çok vurgulamamız gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Cerrahi her zaman son seçenektir. Ama gerçekten gerekiyorsa da düzgün de yapılırsa hastalar çok mutlu olurlar. Peki çok teşekkür ederim sevgili Kerem. Gerçekten çok güzel bilgilerdi. Devam edeceğiz ama bir güzel hanımı daha davet edeceğim. Leyla Bilginer, oyuncu Leyla Bilginer bizimle birlikte olacak. Çok enteresan bir yaşamı tercih etti. Yalın ve sade yaşamayı tercih etti. Evinde artık elektrikli aletlerin hiçbiri yok. Çamaşır makinesi yok, buzdolabı yok, televizyon yok. Yok da yok. Peki nasıl yaşıyor? Merak ediyoruz değil mi? Hepsini soracağım. Şimdi davet ediyorum içeri. Leyla Bilginer geliyor efendim. Metrelik evde yaşıyorum. Çamaşırlarımı elimle ve ayağımla çiğneyerek yıkıyorum. Bambaşka bir hayata adım atan ünlü oyuncu ve foto model Leyla Bilginer. Az sonra Hayat Güzeldir de. Evet, güzeller güzeli. Evet, Leyla Bilginer elbiseyle böyle şahanesin. Bir çıktım çünkü evet. Ne kadar rahat, ne kadar sade, ne kadar şıksın. Yakında yardım kampanyası başlayacaklar diye kendi kendime espri yapıyorum. Bu kadar giyecek bir şeysi yok. Çok teşekkürler, çok güzelsin. Sen de öyle. Çok ışılışılsın. Bu arada yönetmenimize öpücüklerimi atıyorum. Muhteşem, ben gülen insanlara bayılıyorum ve ekip çok şanslı. Bence inşallah değil öyledir. Mi? Evet, Mahmut'umuz bir kahkaha sesi. Tanedir. Evet, nasıl güzel kahkaha sesleri geliyor kulaklıktan böyle. Bayıldım. Evet. Harika. Göbek fazlalığıyla iddia ediyor vaziyeti. O da gidince daha da şahane olacak. Biz de mutlu olacağız. Şimdi Leyla'cığım, bu nasıl bir hayattır ki? Çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok, televizyon yok. Evet. Hiç mi hissetmiyorsun eksikliğini? Yok, hiç. Zaten öncesinden hazırlıklıyım. Hani buradayken de çok öyle televizyonum yoktu. Bir 4 yıl öncesinden televizyon bitmişti. Ama 300 metrekare bir evim vardı. Alt katta ayrı elektronik eşyalar, üst katta ayrı elektronik eşyalar. Hani hepsinden çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan gibi durumu. Şimdi hiç yok. Çiftlerken şimdi sıfır. 30 metrekarede mi evet, yaşıyorsun? Evet, 31. 31 metrekarede yaşıyorsun. Yalan olmasın. Hemen alışabildin mi, adapte olabildin mi? 3 yoksa... yıl oldu. Evet. Önce 60 metrekareydi. Hı-hı. 60 metrekare de benim için çok küçüktü. Çünkü ben büyük, benim için böyle araba, hani böyle saat, çanta, şu bu hep vardır ya bir şeylerimiz, meraklarımız. Benimki evdi. Ve evlere deli paralar harcayan bir insan. Çok seviyordum. Yani o koca koca evden hiç şey yapamam derdim. Taviz o yüzden evet oradan başladım. Diğer öyle arabam her şeyimi satmak, şoförden kurtulmak, arabadan kurtulmak, evdeki çalışandan kurtulmak. Onlar kolay oldu. Ve hep şey derdim, hani ben iş yapmak için dünyaya gelmemişim. Ben üreten, var eden, hani onun için de bilmem. Ama şimdi yerleri siliyorum. Deterjan kullanmıyorum. Hiç sıfır deterjan yaşıyorum yerleri siliyorsun. Şimdi yer silerken...
hangi hataları yapıyoruz ve yapmıyoruz diye araya o zaman onu da katalım. Ben spor yapıyorum yersilerken üst bacak ve kalça çalışıyorum. Lütfen bize gösterir misin? Leyla Bilginel Phuket'te yaşıyor. 31 metrekare evi ve yer siliyor. Neyse göre giyinirdim. Hayır diyelim evet. Ki hani çok eğilmeden gösterelim. Şimdi ben o zaman sevgili arkadaşlar, sevgili canlardan artık herkese can diye hitap ediyorum uzun zamandır. Çok da hoşuma gidiyor. Sen de gidiyor. Canı oldun ama evet. Ne güzel. Hepimiz bir canız çünkü Yaradan'ın var etti. Evet. Şimdi... Söylenmekten öte hiçbir şey görmüyorum. Yıllardır ben ülkemizde özellikle. Hı hı. Ama ülkenin içinde söylenmekten çok hala artıları olan inanılmaz keyifli bir noktada ve konumdayız. Sadece söylenmeleri bırakalım. Elimizdekilerle ne kadar mutlu olabiliriz'e bakalım. İnanın çok mutlu olunuyor. Ben mesela artık deterjanlara deli para veriyordum. Şimdi o paraları başka bir yere harcıyorum. Peki evin hijyenik ay. Benim kadar hastalıklı bir insan yoktu temizlik konusunda. Duvardaki lekeyi gece 3'te kalkıp silen bir insanken. Evet. Duru tertemiz suyu dolduruyorum. Haftada bir sirkeyle evimin her yerini siliyorum. Asit içecekler. Evet, içmiyoruz. Biz asit içeceklerle de klozet temizliyoruz. Evet, klozetlerimi asit içeceklerle dezenfekte ediyorum. Yerleri de duru suyla siliyorum. Ben şimdi bu etekle tabii yapamayacağım ama ya bildiğiniz evet. Şimdi nasıl yapayım? Evet, ya biraz olacaksın yani, ama. Evet. Biraz zordu, yapamayacağım o eteği evet. Ama ben doğru normalde... Doğru bize doktorumuz göstersin. Onun pantolonu var, ne yapalım yani? Ya, yapacak bir şey yok. Aslında böyle yer şey değil de bu güzel... Yerlerin altında diplere falan da sileceğiz. Artık onu kullanıyor musun sopalı? Var, sopa şeyler. Var da. Ha, tamam. Ama o ne sopanın bileyim, girmediği hani yerler de var. Ama yani, şimdi ya... son 31 metrekaremde sopam da yoktu vallahi dürüst söyleyeyim. Öbür evin terası merası vardı ev beton. 300 olsaydı gerekirdik bence. Evet kesinlikle. O zaman zaten diyorum ya ev büyük, olay da büyük oluyor, iş de büyük oluyor, şey de büyük oluyor, masraf da her şey. Ya Esra evet, bütün küçüldükçe küçüldükçe. Bütün espri beli öne doğru kırmamak. Yani silerken de tutup şimdi şu şekilde sürekli böyle yapmak. Geri geldiğinde kısa süreli şey yaparsınız, yapabilirsiniz ama teknolojiyi bir yerde de bir noktalarda en azından biraz belki kullanmak gerekebilir. Teknoloji böyle değil aslında. Parmaklarımın ucunda o... ben böyle bir şey yapıyorum. O sağlıksız mı? Nasıl bir şey o acaba? Nasıl yapayım ki böyle? Parmaklarımın ucunda böyle mesela ver bakayım bak şöyle benim böyle. Parmakların ucuna kalkıp da siliyorsun. Evet, böyle kalkıp. Onu atan gibi. Evet, eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Aa, şahane. Hem kalça ve hem üst bacak. Ay, güzel kanıldı. Benim bacaklarım. Orada bile güzel ve estetik yani. Bakar bak, dokun sen benim bacaklarımı. Oo, semsert. Spor evet, yaptığınız için. Hayır, spor yapmıyorum artık. Parmak ucunda yer silerseniz bacaklarınız kaslara güzel oluyor. Onu anladım bir kere. Dokunur musunuz benim karnıma? O hareketler evet. Sporsuzum ben. Demek bir de spor yapsanız nasıl olacak? O kollarımın taş altı gibi. Sevgili bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok uzun zaman spor yap. Benim bu kolumun altını ben bu hale getirmiyordum. Çünkü deli gibi 3 set öne, arkaya, yana, çek. Bu, evet, yani neler neler. Ölüyoruz. Evet ve 2 saatim salonda geçiyordu haftanın 5 günü. Yine böyle bir vücudum vardı. Biliyorum birçok arkadaşlarımız var. Hepsi çok genç hala yaş ilerliyor ama taş gibiler. Ya sen de taş olmuşsun bak. Ama ben hiç para harcamadan, salon spora gitmeden her şeyi çok doğal yapıyorum. Nasıl çözdün? Çamaşır evet, makinesini attı, bulaşık makinesini evet, attı. Eve düşürdü 31 metrekareye. Vallahi çok var güzel mı bir şey? Ellerim. Sudan Hayır. çıkmıyor ellerim. İşte buyurun yakından görelim. Gayet kaymak gibi eller yani. Sudan sen beni tekliyor. Çünkü benim takipçi çıldırıyor süper. Leyla Hanım. Gerçekten yani böyle gördüğümüz gibi misiniz? Yani hiç bir şeyim yok. Kuruluğum, çatlağım. Sudan Hayır. çıkmıyor benim ellerim. Ellerim ya, sudan ben bir şey çıkmıyor merak diye ağlananlara. Lütfen Keremciğim ben tabii ki. Ben gördüğüm kadarıyla siz bütün stres faktörlerini bertaraf edip İstanbul'da evet, bırakıp evet, gitmişsiniz. Evet. Peki şu an yaşadığınız yer ve konum itibariyle en çok stres duyduğunuz şey ne? Var mı öyle bir şey? Orada stres var mı ya? Yok. Yok. Phuket'te stres yok. Nasıl güne başlıyorsunuz biliyor musunuz? Kapı açtı. Oğlumla zaten gülerek güne başlıyorum. Kayra müthiş olmuş. Evet. Acayip böyle bir yatakta oynaşarak başlıyoruz. Gıdık anne sırtçık der o. Sırtını ben gıdıkla. O sırtçık anne der. Sırtçıkla güne başlıyoruz. Kapıyı açıyorum. Asansöre adım attık. Kafın ka falan böyle. Ve bu ağız otomatikman bizde zaten öyle. Otomatiğe bağladım. Ben motorda sen gidiyorum böyle. Sen oradaki dili nasıl öğrendin bu arada? Çok zor. Bilmeden öğrendim. Gittin yok, öğrenmeye de niyetim yok. Peki. Onlar da
Üç sevgili tane şey var. Diyor. Have, no have, yes have. I can, no can. Güzelmiş. O kadar. Same same o kadar. Kapıdan dışarı çıktın. Tabii çıktık. Motor hiç sokak tanı tanıma. Asansörde herkese günaydın. Temizlikçisi, sileni, apartmandaki görevlisi. Çıktık. Motora bindik, yola çıktık. Trafikteyiz. Sağına dönüyorsun. Yapıyor. Skyride seviyor. Selam veriyor. Herkes gülüyor. Gülüyor. Ah çok güzel. Çok mutlu. Böyle yani... bir anda bir dönüyorsun herkes. Ben artık motorda bayağı tek başıma gidiyorum. Hani araba bir şey, hızlı gibi. Motorumuz var bizim. Ve ben motorda giderken kendimi böyle buluyorum sürekli. Hani böyleyim. Böyleyim. Ne güzel. Aa, evet artık ya. O Gamze. Ben zaten diyordum. Ama... ben Gamze'leri olanlar. Senin de var bak. Evet. Gamze'leri olanlar kesinlikle gülmeli. Gülmek stres için en iyi şeylerden bir tanesi. Değil mi? Güldüğünüz zaman mutluyken endorfin hormonu salgılıyorsunuz. Ve bu hormonun salgılanmasıyla birlikte daha da mutlu oluyorsun. Kerem Hoca az önce ne dedi? Stres ağrıların nedenidir dedi. Kesinlikle. Ben stresin her şeyin şimdi sebebi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ağrısı yok işte. Ya kadın gülüyor. Baş ağrısı. Yok geçir. Ve omurgam. Ben 70 yaşıma geldiğinde böyle çivi gibi oluyor. Allah aşkına baş ağrımayan kimse var mı etrafınızda? Ya mesela yani baş ağrı. Sizin yok orada yok. Yok benim hiç yok. Ama bugün İstanbul'da yani benim etrafımda yok. Yani mutlaka bizim kliniklerimizin önemli bir kısmı baş ağrısı hastaları. Ya bugün baş ağrısına sebep olan 3 tane popüler hastalık var. Birincisi migren. Evet. Altyapısı strestir. Evet, İkincisi doğru. Adı üstünde. Her şeyi. Stres tipi, gerilim tipi baş ağrısı. Her şeyin altyapısı sonucu. Stres. Üçüncüsü aynen. De erkeklerde özellikle gördüğümüz küme baş ağrıları. Gene altyapısı strestir. Peki nereden aklına geldi durup dururken Phuket? Bir sürü yer var yani. Şimdi iki sene sonra da İspanya. Ya da başka bir yer. Daha bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. O değişebilir de. Benim 40 yaşına kadar bu benim oğlumla ilgili de bir gidiş, bir yolculuk değil. Bütün röportajlarımda söylüyorum. 10 yaşındayken kendimi bulduğum bir anım var. Konuşuruz zaten senden kitabı. Kitapta onlarla evet, toparlanan bir üzere. Kitap. Bitti, yazıldı her şey inşallah. Süper. İçimdeki çocuğu karşıma aldım. Ben içimdeki çocuğu çok seviyorum. O elbiseyi ben yaptım bu arada. Şey, kartonlar ve peçetelerle. Evet, çok güzel oldu. Evet. İçimdeki çocuğa dedim ki bak ben senin istediğini biliyorum. Sırtımda çantayla hiçbir mal ve hiçbir kariyer peşinde olmadan özgürce kültürleri, insanları ve çocukların dünyalarına girmekte hayalim. Ama benim sorumluluğumda bir ailem vardı. Sevdiklerim vardı. 40'ıma kadar bunları yapacağım dedim. Söz veriyorum 40'ından sonra da çocuk senin elinden tutup çıkacağım dünyaya dedim. Bugün hem içimdeki çocuğun elinden tuttum hem de yoldaşım bir oğlum var. Kaylı o zaman evet. Ve ben 40'ımda kendime söz verdim, hayata geçtim. O yüzden böyle her şeyde durdum çünkü ben buna hazırdım. Buna göre bir zaman dilimi içinde ilerledim. Şu an şöhret, dizi, şu an herkes diyor ki hani herkes olduğu noktaya gelmek istiyor. Sen de nasıl? Bu noktaya arkanı dönüp gidiyorsun evet. Yani. Nasıl evet. Yapabildin merak ediyorum. Zor bu gerçekten mi? Zor bir karar. Birazdan konuşalım. Sen teknolojiden uzak durabildin de herkes durabiliyor mu acaba? Bakın mikrofona neler söyledi sokaktaki insanlar, bir izleyelim. Teknolojisiz bir hayat düşünebilir misiniz? Sizden başlayayım ama teknoloji derken her şey dahil. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, cep telefonu. Hayır düşünmem. Hayır. Neden efendim? Nasıl olur? Yani eskileri biz biraz yine bir ileri nesiliz. Evde çamaşır çok yıkadık, evde bulaşık çok yıkadık. Evet. Ama şimdi bu yaştan sonra rahat erdik. Keşke daha önce olsaymış da bu kadar zorluk çekmeseymişiz. Çok zor oluyor. Hele belli bir yaşa geldim ablamın dediği gibi tamamen ağırlaşıyor. Ben düşünebilirim ya teknolojisiz hayatı. Çamaşır makinesi yok. Olmasın, elimizde yıkarız. Bulaşık makinesi yok. Onu zaten elimizde yıkarız, öğrenciyiz. Şu anda da öyle diyorsun. Yani evet. İdare edilebilir yani. Yani bir nebze. Ya artık şimdi çağımızda hep teknoloji var. Yani hı-hı. Telefonlar var. İnsanlar hep hani... Hep elimizin altında. Aynen, hep elimizin altında. Yani artık insanlar görüşmüyor yani. Telefonlarla görüşüyorlar evet, artık. Evet. Öyle yani, insanlar bağımlı olmuş. Bağımlı olmuş. Aslında bu iddialı da bir cümle ama maalesef ki hayatımızın çok içinde değil mi? Evet. Hatta çamaşır makinesi, bulaşık makinesi onların da olmadığını düşünün. Ne olurdu? Onlarsız da olmaz tabii ki. Yakın akrabalarımızla eskiden işte mektuplaşırdık veya haber alırdık. Şimdi 2 saniyenin içerisinde konuşabiliyoruz. Torunumu canlı canlı izleyebiliyorum. Efendim sokaktan aldığımız cevaplar böyle. Şimdi stüdyoya dönüyoruz. Bakalım uzmanınız bu konuda neler söyleyecek?
teknolojiden uzak durmak bizim için çok zor. Çıkan sonuç bu. Bu arada sevgili hocama çok teşekkür edelim. Gerçekten çok güzel, bilgilendirici ve şahane, evet, hareketli bir bölüm benim oldu. Benim açımdan da çok keyifli bir programdı gerçekten Esra. Konuk severliğiniz için çok teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar bekliyoruz i̇nşallah, sevgili Kerem. İnşallah. Seni güzelliklerle teşekkür ve şeyle yolculuk. Sizi de tebrik ediyorum. Sağ olun. Başarılar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Biz devam ediyoruz. Madem bu kadar güzel bu kadın neler yapıyor da güzelleşiyor, hemen öğrenmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Bize birkaç tane o güzel kürlerinden rica edebilir miyim? Ben oldum bittim zaten bunlarla yaşıyorum. Evet. Hiç yani yeni başlayan bir şey değil. Benim annem, ben böyle şeylerin biraz aktarıldığına çok inanıyorum. Bir şifacılık tarafım var. Böyle bir şekilde donanımlandığımı keşfettim. Çocukluğumdan beri doğaya çok düşkünüm bir kere. Hı hı. Benim annemin anneannesi, Senem ebemiz bizim böyleymiş. Otlardan, böyle şifalı bitkilerden, o köyde herkesi iyileştiren bir. Ben de hani ondan bir şeyler aktarılmış diye düşünüyorum. Ve çok seviyorum. Benim vazgeçilmezlerim. Bir çocukların öncelikle bağışıklık sistemiyle ilgili hemen benim her noktam çocuğa gelip dayanıyor. Ben oğlumu sadece çok şükür 10 yaşında 2 kere antibiyotik verdim. Sadece. 10 yaşına kadar hiç antibiyotik vermedin. Yok, 2 kere o da mecbur kaldığım için orta kulak iltihabı. Evet, o benim oğlumda da oldu. Çok zor bir şey. Haklısın. Onu çünkü tolere edemiyorsunuz. İçeride olan bir durum ve reaksiyonu ciddi sonuçlar getirebilen, tamamen kurutulması için 2 kere antibiyotik. O da zaten her şey doğru zamanında ve noktasında kullanıldığında zararının da olmadığına inanıyorum. O halde ona nasıl bir kür yapıyorsun, bağışıklık sistemini güçlendirici öğrenelim ama öncesinde Kayra okul çağında. Evet, 10 yaşında. O sorunu nasıl çözebildin? 5. sınıfa gidecek bu sene inşallah. Phuket'te şimdi yaşıyorsun. International şimdi. Bir okulda İngilizce eğitim alıyor. Hmm. Ayrıca Tayyice öğreniyor. Hmm. Şimdi bu yıl da İspanyolca'ya başladı. Türkçe ile birlikte 4 dilini gayet güzel. Ana dili İngilizce gibi oldu ama grameri ve konuşması Türkçe olarak yine çok iyi. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde bu eğitime devam edebiliyor değil tabii mi? Tabii hiç fark etmiyor yani. Onun sonrası gittiğimiz her yerde aynı şekilde devam edeceğiz. Peki 10 yaşındaki Kayra sadece 2 kere antibiyotik almış. Annesi neler yapmış? Hemen o kürü bir öğrenelim Leyla'cığım senden. Hemen önce oğlumun benim boğazı şişip de kendini anne elma der. Çünkü biz boğaz şişliğini, bademcikleri böyle dolu doluyken bile ben akşamdan hemen elmayı kaynatıyorum. Evet. İçinin çöpünü, kabuğunu ayıklıyorum. O yumuşacık oluyor zaten böyle. Onu tülbentin üstüne yayıyorum. Bir güzel ılık ılıkken boğazına sarıyorum. Üstüne de başka bir şeylerle de sağlama alıyorum. O gece uyuyor, sabah kalktığında boğazının şişi gitmiş oluyor. Elmayı? Evet. Haşlıyoruz. Haşlıyorsun. Evet, sıcak bir suyun beze, içinde. Tülbenti. Sonra kabuğunu alıyoruz. İçin çekirdeğini onu rahatsız edecek, batacak her şeyi temizliyoruz. Kaşıkla böyle üstüne yayıyorum ben. Hep tahta kaşık kullanıyorum bu arada. Sonra onu boğazına ılık ılık sarıyorum. O sabaha kadar o elma onun boğazını çekip halledi. Aa, ne güzel. Hafif bir öksürdüğünde bizim şurubumuz turp şurubu, kara turp şurubu. Bakın önümüz yine kış ve gripler çok fazlalaştı. Bağışıklık sistemlerimiz çok düşürülüyor. Çünkü yediğimiz içtiğimiz her şeyin etkisi var. Hiç artık doğal bir şey gelmiyor neredeyse. Biz de bu doğal gıdalarla Allah'ın verdiği bize, yani Cenab-ı Allah gerçekten dengeyi çok güzel ama her şeyi yerinde çıkarmış. Bir yere de torpil yapmamış. Her şey yerinde kıymetli. Kara turptan da balla şurup yapıyorum. Acıcık öksürdüğünü gördüğümde yine antibiyotiksiz o şurupları içirmeden kara turpun tarlasından geçin yeter derdi dedem. Büyük evet aynen mi? Öyle. O da öyle şurubunuz olsun. Ben hazırlıyordum, şişenin içine de koyuyordum. Geceden biliyordurlar, onu da söyleyeyim mi? Onu tahmin ediyorum. Evet, öğrendiler. Kara turpun içine oyuyorlar. İçini altı ama çok işe yarıyor. İncecik işe yarıyor yani. Yarıyor. Fakat nasıl koyuyorsun, biliyor musun kuzu? Düzenli kullandığında. Tamam, her şey düzenli yapıldığında. Bir de çok da tatlı oluyor. Çocuklar da bayılıyorlar onun tadına. Evet, şuradan evet. Daha hiç tatlı. Şey, kötü bir şey de yok. Ve 3 tane daha kürüm vardır benim. Birisi zerdeçal. Balla karıştırıyorum. Macun oluyor zaten. Zerdeçalın. Bizde zerdeçalımız evet, var. Aynen böyle aktardan, evet. İyi bir aktardan taze zerdeçal öğüttükten sonra, hı-hı, alıyorsunuz. Hiç bunların ölçüsü falan da yok. Çünkü balla zaten gözünde yavaş yavaş karıştıra yutulacak kıvamda tatlı böyle bir macun haline geldiğinde tamamdır. Şöyle bir cam kavanozların içinde yapıp koyun bir kenara.
Safran hücre yenileyicidir. Bağışıklığın dostudur, canıdır. Lütfen o safranı da sizler de tüketin böylece. Bağışıklığınız güçlenir. Çocuklarda bağışıklık güçlendirici kürler bunlar. Evet. Bahsettiğin. Peki. Çok da basit. Balla karıştırın. Serinçalı balı karıştırdık ya. Evet. Onu mesela yemekten önce mi yediriyorsun? Sonra mı yediriyorsun? Ben her bir sabah. Kaç kere yediriyorsun? Ben önceden. Tabii şimdi biz bu kürleri bir kenara bıraktık. Daha sağlam tek bir şeyle hayatımızı götürüyoruz. Onu sonra konuşuruz. Peki. Ama bunlar çok basit, hepimizin yapabileceği, çok ucuz hatta, çok pahalı da değil. Tazesini buldukları takdirde balla karıştırıp macun yapsınlar. Zerdeçal, zencefil ve safran. Safran. Evet. Bu da bal gibi mi? Bunlar hepsi üçünde balla tek tek böyle, ama hiçbir şeyle karıştırmasınlar. Nedir? Sabah bir tanesini yuttursun. Akşam uyumadan önce bir tanesini yuttursun. Gün içinde hani bir tanesini yuttursun. Böylece çocuk da yılmaz, üst üste tatlı da gelmez, karışmamıştı. Saatinin falan önemi yok. Çünkü bunlar bir ilaç değil. Peki. Sadece nedir? Düzenli olarak. Düzenli olarak belli bir gramı aldığımız takdirde vücut ihtiyacı olanı korumaya devam ediyor. Hı-hı. Tıpkı sudaki mineraller gibi. Hani o suyu içmediğimiz zaman nasıl düşüyor vücudumuz? Ya da sağlıklı beslenmemizde vitamini olan gıdaları tüketmemiz gerekiyor düzenli. Onun gibi tüketmeyince vücut zayıf düşüyor. Evet. Hani böyle bir ilaç gibi, tedavi gibi yaptım, aldım ve bitti. Yok. Sen bıraktığın an o sana verdiklerin gidecek ve sen yine dış etkenler, yer çekimi, o bu, her şeyden etkileneceksin. Peki. Üç tane kürümüz tamam. Evet. Hemen burada bir maskemiz için arı poleni var. Bir de benim oğluma da yaptığım bir yutturduğum da bir şeydi. Biz bunu karışımları şöyle bir şeyde yapsak aslında, görsek yapabilirken. Tamam, olur. Evet. Kaşığımız. Hemen kaşıklarımızı da getirelim. Şurada bak suyumuz da var. Lazım olur diye onu da getirmiştik. Evet. Zaten ben de her şey tek. Hiçbir şey bir şeyle karıştırmıyorum. Şimdi nelerle, hangi malzemelerle yapacaksın kürünü? İstersen sen onları anlat, ben geliyorum. Tamam. Ben şimdi zaten çok basit. Evet. Zerdeçal hem içimize, hem çocuğumuza, hem bağışıklık sistemi, hem de ayrıca yüzümüzde. Hemen yaşadığım bir şey anlatayım. Ben tüysüz bir bayanım. Fakat ne bir şanslısın. Maske. Evet, çok tüysüz bir bayanım. Öyle doğmuşum. Fakat bir maske yaptım yüzüme. Bu soymalı maskeler var ya. Evet. Yaptım, bekledim. Bir de böyle soymaya çalışırken minik tüylerimiz vardır. Ayva tüyü deriz ona. Evet. Şeftali tüyü gibi. Onlar her yüzümüzde muhakkak, biliyorsunuz, cildimizin üstünde bir kıl dokusu var. Minik minik onları çekince çatır çatır, çok da canım acıdı. O günden sonra bir daha da kimseye de önermiyorum ben. Lütfen o yapışıp çekmeli şeylere dikkat edin. Hem cildi tahriş ediyoruz, hem o diplerdeki o kıllar, o minik kıllar çok tehlikeli aslında, ayrıca da sonradan öğrendim tabii. Onu çekince o minik kıllar sonra uzun oldu. Sarı ama uzunlar. Ve ben böyle tutabiliyorum böyle. Allah'ım yani nasıl bir şey. Bir şey o, değil mi? İple aldırdım. Evet. Sivilce attı. Ağdayla denedim, sivilce attı. Öyle bir doku ki burası. Daha da çoğalıyor. Daha da çoğalıyor ve bir de gözenekler alındığı anda oralar koruyor demek ki, o minik tüylerle kendini, bir şey herhalde. Oranın dengesi bozuluyor. Peki ben bugün yüzümde yok şükür, görmüyorsun değil mi? Evet, gerçekten kaymak gibi. Evet, çok şükür. İşte ben onu zerdeçalla yaptım. Hadi biz de öyle olalım. Evet, zerdeçal hemen, hiç çok basit bir... Böyle küçücük kaşıkla. Gerçekten bu arada cildi kaymak gibi. Hiçbir şey kullanmıyorum. Öyle. Hiçbir dirseklerime bak. Dirsekleri, ay evet, yumuşacık. Fung gibi. Oo, muhteşem. Hemen bakın, böyle çok hafif bir kaşık koydum. Böyle minik minik bir bardağın içine de suyu koyarlarsa. Çok acıcık da suyla karıştırıyorsunuz. O kadar basit ki hiç zamanınızı almayacak. Ay benim vaktim yok diyenlere ben çok söyleniyorum. Siz öyle söyleniyorsunuz. Ben de size söyleniyorum. Senin vaktin tabii daha çok değil mi? Benim vaktim vallahi yok ya. Ben de sürekli üretiyorum. Sürekli böyle yavaş yavaş minik minik dökerek. Zaten göreceksiniz. Şimdi ben size elimde göstereceğim. Onu anlayacaksınız dokusunu. Çok sıvı da olmasın. Göz kararı ayarıyla her şeyi yapabiliyoruz. Krema gibi olacak galiba. Evet, şimdi bak. Biraz elim sarı olacak ama ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Daha çok ben böyle şeyleri ellerimle hazırlamayı seviyorum. İşte bak, bu kadar basit. Şimdi gel. Böyle bir sarı olacaksınız ama
bunu böyle yüzünüze aynen öyle yüzünüze böyle tatlı tatlı şeyler dalgalar halinde böyle dairelerle yüzünüze böyle yediriyorsunuz. Aynen tabii gözenekler temizleniyor ve kıl köklerine ne yapıyorsa bilmiyorum fakat hani tıbbi olarak burada bilmiş konuşmak istemiyorum. Biliyorum da aslında biraz bilmeyeyim. Ama öğrendiysen söyle bence. Şimdi ben hep böyle bitkileri okuyorum ya. Evet. Benim sörfüm bir tek bu. Onun internet sörfü mü diyorlar böyle bir şey işte. Bir şey aklıma geliyor. Bir şey okuyorum evet sörf. Ve sonra zerdeçalın kıl köklerinde gerçekten onların beslenmesini engelleyip döktüğünü yani kıl dökücü nedir diye araştırdığımda bu çıktı. Ve ben hani yazılanları denemiş birisiyim. Normal sıradan halkım ben sonuçta. Bir de bunu bilen ustalarımız, hocalarımız tabii. Alternatif tıp olarak bugün sizin programlarınızda da işte böyle kimyagerler, sabah programlarında evet. Da. Bak böyle bu böyle kuruyor. Kimyagerler var. Bunların içini bu işin uzmanları çözmüş. Ve bir sürü makaleler yazmışlar. Evet. Bir sürü araştırmalar yazmışlar, dökmüş. Ben sadece onları buluyorum ve onları okuyorum. Bir şey söyleyeceğim, bir dokunur musun? Evet, çok değil mi? Ya. Çok İlk acayip. Dakikada hissediyorsunuz. Evet, ifek gibi oluyor. Cidden çok. Bunu yüzüne de kullanıyor musun? İşte yüzüme. Yüzüme, bu yüzdeki ele. Tüyle, ele, yüze, nerenizde rahatsız edici tüyünüz varsa ben bayağı böyle alıyorum. Böyle dalga dalga. Tüy değil, cildi de gerçekten pamuk tabii, gibi yapan tabii, bir tabii, şey. Tabii, cildi her anlamda. Vallahi çünkü bunlar bağışıklık sistemini niye doyurup böyle güçlendiriyor? Hücrelerle ilgili bir şeyler yapıyor. Safran da öyle, zerdeçal da öyle, zencefil de öyle. Gerçekten hücre yenileyen şeyler Fikette bunlar. Fikette bunlardan var mı? Buradan var. Koyup bavuluna götürüyorsun. İlk başta ilk yıl buradan götürdüm. Buradan giderken bunlarla gittim ben. Çörek otu. Ya. Aşığım mucize. Ve çörek otu gerçekten bir mucize. Çorbalarınızın içine atın bir kaşık böyle çocuklara içirin. Ben tavuk suyuna çorbada mesela çok başarılı buluyorum. Tabii tavuğu da lütfen dikkatli tüketin. Çok feci şeyler var. Hemen şunu da yapalım. Öbür eline de bunu süreyim. Peki. Camımız bardağımız var. Her şeyimiz var. Ben şuradan getireyim şuradan. Tamam. Şimdi önce kürümüzü ne için yaptığımızı söyleyelim. Şimdi bu, gelecek olan. Bu zerdeçal yüzümüzdeki tüy dökmek için. Ayrıca da böyle saten gibi düzenli haftada bir yoğun tüy olanlar haftada 2-3 yapsın. Hiç korkmayın, zararlı şeyler değil. Hı hı. Asitlik şeyler değil bunlar. Cildinize zarar vermiyorlar. Yok yok yok. Bu nedir? Bu da şimdi ben arılara bayılıyorum. Canlarım benim. Onların var ettiği bu arı poleni. Arı poleni hem balla karıştırdığınızda çocuklarımıza inanılmaz bir vitamin kürü. Muhteşem. Bütün kış lütfen verin çocuklara. Kremel gibi, karamel gibi oluyor ayrıca balla karışınca da. Ve doping oluyor bildiğiniz. Bir kaşık böyle gün içinde bir tane yutturun çocuğunuza. Bunları yapmak zor değil. Ama o hastalıklara birine düştüğü anda çocuk içimizin nasıl yandığını biliyoruz. Tadı şu kadar, acı olmuyor değil mi? Yok, çok tatlı, karamel. Bildiğin karamel oluyor. Şimdi bak bunu da. Bu arada Instagram'dan etmeyeyim. Bak sormuşlar yüzde ne kadar kalmalı bu yaptığımız kıl döken karışım diye. Zerdeçallı. Ben sürüyorum, unutuyorum. Unutalım mı biz de? Evet. Çünkü bunun içinde kimyasal yok. Yakıcı yok, asit yok. Herhangi yani 10 dakikada çözer mi yok, mesela? Yok, 10 dakika kalmasın. Yarım saat, 40 dakika. Hani bırakın böyle yüzünüzde evet kalsın ki o iyicene nüfus edip böyle içeriden sizi toparlayıp iyileştirsin. Her şeyi mümkün ol. Benim yaptıklarım onun için hep ben kendim. Ben sizler gibi takıldığım için. Hani böyle bir uzman şeyle gelmiyorum, kusuruma bakmayın. Yok yok, tamamen hani, doğal. Evet, böyle kendinize yapın. O arada evin işlerini yapın. Bak, o da orada tedavi etsin. Ben öyle yapıyorum. Hanımlar sorularına devam ediyorlar. Evet, sabah sorsunlar. Mı gece mi yapacağız biz bu karışımı diye sormuşlar. Gece ise müsait olduğuna gece yap. Sabahsa sabah yap. Öğlen çocuğu çoluğu okula gönderdiysen öyle. Vaktini ne zaman en iyi kullanabileceksin o. Mesela film izlerken de gerdanına masaj yap diyorum. O kadar dizi televizyon. Tamam, keyif ama birazcık da vücuda hizmet et. Benim mesela bir şey olduğumda hemen başlıyorum. Benim gıdığımın altının bu kadar düz olması normal mi? Nasıl yapıyorsun? Bir göster bakayım, ben de yapıyorum. Hiç yok. Farkında mısın? Evet, bak, hiç farkındayım. Yok. Çok güzel. Ama bunun zayıflıkla alakası yok. Eskiden vardı. Şöyle bir şeyim vardı burada böyle elimi sürdüğümde böyle gelen. Böyle mi yapacağız? Evet, nasıl evet, atla öyle. Böyle. Aklımıza geldikçe. Aklına geldikçe. Bak, elini çenenizin altında olsun. Çok iyi. Buradaki düşüklükleriniz de kalkıyor.
Ne kadar kolay şeyler çok bunlar. Çok kolay. Yani, oturduğun gerçekten. Yerde sadece şöyle benim kızlar var WhatsApp'ta. Canlarım benim, sizi çok seviyorum. Benim bir Goji Berry WhatsApp grubum var. Biz orada mucizeler yaşıyoruz. Ayneler paylaşıyoruz birbirimize. Herkes kullandığı mucize meyvenin sonuçlarını paylaşıyor. Şimdi diyor ki Leyla Hanım bir süre sonra bizde tik başlar. Sürekli biz otur başlarmışız. Hakikaten olur mu? Evet yani. Tik yapmayın ama. Ekranı bir düşünsene böyle sürekli. Evet sürekli sen böyle. Ben gıdık altın için. faydalıysa yapalım tabii. Yapın aynen. Lütfen faydasız olur mu? Bakın benim yani tekrar senden hep i̇şte onay alıyorum mesela. Gerçekten. Benim boğazımda hiç çizgi var mı? Hiç yok. Yani i̇şte 43 yaşında bir kadının bak, Mahmut, çizgi olmaması normal mi? Görüyorsun. Hiç çizgim yok. Çok hiç gurur yok. Duyuyorum bazen. Bence de kendine gurur duymalısın. Çünkü muhteşem cerrahlarımız var. Estetik aldı başını gidiyor. Ama estetiksiz bu halde olmayı tabii ki hepimiz daha çok ben para ediyoruz. Harcamadan bu haldeyim. Olay bu. Boyuna ne sürüyorsun? Ne yapıyorsun? Masaj. Sadece. Ne masajı o? Bu. Buradaki kaslarınızı güçlendiriyorsun. Çeneni, göğsünü değdir kaldır. Kendinize göre bir sayı bulun. Ayrıca sonra da bu şeyinizi yaparken bu arada bir de kol çalıştırıyorsunuz. Bir şey sürüyor musun? Ay ben sadece de olay bitmiyor ondan. Hayır. kokonat yağım var benim orada. Doğal kokonat mamamız var. Onun yaptığı. Tamam. Onunla yapıyorum. O bir de ısındırıyor böyle. Eğer yoksa siz şeyle de yapabilirsiniz. Hakiki zeytinyağlı olur. Çörek otu yağıyla olur. Evde ne varsa kokonat yağıyla olur. Tamam böyle bak bu arada bir de kol da çalışıyor. Tabii. Anladın mı? Tabii. Evet. Hepsi aynı anda. Anlamıyor. Diyor ki onu yaptığın çok için yoruldum. Koluna. Olur mu? Buralarında bir ağrı var diyor annem. Şu anne diyorum bunu yaptığın için burası da çalıştı. Onun için bunlar böyle oluyor. Şimdi ne hemen güzel. Satan bir gibi. Kaç kuş. Evet ben böyle hızlı oradan oraya atlıyorum. Kafanızı karıştırmıyorum. İnşallah canlar kusura bakmayın. Yok. Ayrıca bunlar burada yapılıyor. Sonrasında da Hayat Güzeldir TV Instagram sayfamızda tek tekrar videolar halinde yayınlanıyor. Bana da sorabilirsiniz. Orayı da takip edin. 3100 kişiye geçmiş olsun mesajdan. 3100 kişiye geri döndüm ve ben de teşekkür ettim. İşte bu. Hiç üşenmiyorum. Süpersin. Hiç üşenmiyorum. Gece bir saat geçiyor. Bu enerji olursa üşenmezsin tabii. Gece bir saat geçiyor. Bir saat boyunca hepsine. Ben bana mesaj atan herkese cevap veriyorum. Harikasın. Çünkü onları harikasın. Öyle talep edip alıyoruz. İşinin geldiği yere kadar kullanıp gelmediği yerden sonra da bakıp es geçemezsin. Evrene bile böyle bir şey göndermeyi hak bulmuyorum. Ama sen şimdi o kadar sakin bir yerde yaşıyorsun ki. Phuket'te bahsettiğin önceden sadeleşmiş hayatta belki hani bu daha kolay. İstanbul'da biraz daha zor değil mi? Öyle miydi? Yok önceden de öyleydim. Bu zaten o kitabı yüzden yazdım. Bak şimdi bir tane daha bir şey geliyor. Sen buna bayılacaksın. Bunu muhakkak uygula. Uygulayayım. Çok basit. Arı poleni ve balını evet, yaptın. Bir kaşık hemen poleni koyduk. İçine de böyle minik minik kendisini böyle bu hale getirecek şekilde suyumuzu da koyduk. Ne çok ne az, ne kuru ne çok sıvı. Kendinize göz hayalinde kullandığınız kadar küçük kaşıkla bir tane polen birazcık suyla bu sizin bir maskeniz. Çocuğumuza da yutturalım mı? O balla. Balla güzel karıştırın. Bir tane kavanoz polen alın. Bir kavanoz da ama organik bal. Organik balı alın karıştırın ve Leyla'nın dediklerini yapın. Böyle güzel olun. Kısa bir ara birazdan tamam, aşkın kapışmak da bizimle geliyor. Birlikte olacak. Bunu, evet. Bunu söylemedik. Söyleyeceğiz onu birazdan tamam, söyleyeceğiz. Ha. Reklamdan sonra. Tüm dünya bunu konuşuyor. El ele böyle tutuyorsa aşktır, şöyle ise böyledir diye düzlememek. Magazin basınında yer yerinden oynadı. Aşık olduğunuz zaman o tatsız olaya nasıl tepki veriyorsunuz? İşte Türk yazar Metin Haray'la dünyanın en güzel kadınlarından Adriana Lima'nın sürpriz aşkından ilk görüntüler. Benim hayatımda da ilişkilerimde problemler yaşadım, ailemle yaşadım. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hanımlar beyler ekran başına en çok nelere öfkeleniyoruz? Beden dili bize neler anlatıyor? İlişkilerin sonunu hangi hareketler hazırlıyor? Doğru iletişimin altın kurallarıyla davranış bilimi uzmanı aşkım kapışmak. Az sonra Hayat Güzeldir de. Dünya bunu konuşuyor. El ele böyle tutuyorsa aşktır, şöyle ise böyledir diye düzlememek. Magazin basınında yer yerinden oynadı. Aşık olduğunuz zaman o tatsız olaya nasıl tepki veriyorsunuz? İşte Türk yazar Metin Haray'la dünyanın en güzel kadınlarından Adriana Lima'nın
sürpriz aşkından ilk görüntüler. Benim hayatımda da ilişkilerimde problemler yaşadım, ailemle yaşadım. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hanımlar beyler, ekran başına, en çok nelere öfkeleniyoruz? Beden dili bize neler anlatıyor? İlişkilerin sonunu hangi hareketler hazırlıyor? Doğru iletişimin altın kurallarıyla davranış bilimi uzmanı aşkım kapışmak şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat güzeldir demeye, güzellikleri size sunmaya devam ediyoruz. Zeyla Bilginel'den sonra davranış bilimleri uzmanı, sevgili dostum, aşkım kapışmak bizimle. Hoş geldin aşkımcığım. Hoş bulduk. Bak Leyla ne kadar sadeleştirmiş hayatını. Geldi gördü bile bir zaten. Öyle mi? Benim her sene bir Phuket ziyaretim oluyor. Bundan 2 sene önce de sağ olsun böyle bir yazıştık. Misafir etti evinde. Tabii ben bir duydum. Aşkın gelmiş. Takipçiler Instagram. Leyla Hanım ne olur aşkım bir orada buluşun. Ben de direkt aşkla tanışmışlığımız da yoktu. Aynen. Direkt yazdım. O da hemen bana geri döndü. Akşamı muhakkak birlikte bir yemek yiyelim dedik. Haydayla ve Leyla'yla bir zaman geçirdim 1-2 gün böyle. Çok güzeldi. Gerçekten. Bir de onun oraya biliyor olması, orada deneyimleri benim için önemliydi. 2. senemdi benim orada. Sağ olsun böyle hani gerçekten ruhsal anlamda birçok yolculuğa çıkmış. O yolculuklara eşlik etmeye çalıştım ben de kendisiyle. O dönüşüm için aslında böyle mekan değiştirmek gerçekten çok önemli ama değiştirmeden evet. De yakalayamaz mıyız? Yani biz bulunduğumuz yerde bu dönüşümü kendimiz sağlayamaz mıyız? Şehir yaşamında biraz zor oluyor bu söylediğin. Yani kalabalık ve uyaranların çok olduğu yerde daha zorlaşıyor. Aslında olması gereken dediğin insan odadan odaya bile göç edebilir. Yani salondan diğer odaya bile ama göç ederken gerçekten bırakabilecek şeylerden özgürleşebilecek misin? Az önce konuştuğunuz mevzular yani teknolojiden herhangi bir şeyden. Biz bedensel göç şehir insanına gerçekten iyi geliyor. Ama zihinsel anlamda göçü çok zor başarabilen insanlarız aslında, vazgeçişleri. Yani evet, mesela telefondan, televizyondan falan vazgeçmek, hele telefondan vazgeçmek mümkün değil gibi yani. Ben telefonumu unutuyorum. İnternetten vazgeçmek. Kayra yanımdaysa zaten hep canı unutuyorum. Oğlum yoksa bir tek telefon şeyim böyle elimde evet, hani. Evet. O çünkü benim bağlantım, hani haber alıyorum eve falan bıraktığımda Kayra'yı şeyi. Bir de onun harici bir annem arıyor aşkın zaten gün içinde. Evet. Ben bir de çene yapmayı, o olmuş da bu bitmiş de şu yanmış da şu bitmiş, o bir sürü vardı ya. Hiç onlar da beni tanıyorlar. Nasılsın annem? İyiyim. Seni seviyorum aşkım. Buradan da anneme. Annem seni çok seviyorum. Selamlar, iyiyim. Saygılar. Evet böyle. Aynen. Yani ondan şey, sonra hiç mi bir şey öfkelenmezsin? Yok. Ya. Hiç orada da. Eskiden. Çoktu ama şimdi artık yok. Ama orada öfkelenmek çok zor. Yani ben ilk sene herkes gerçekten... Herkes gülüyormuş baksana aslında. Herkes tebessüm evet, ediyor. Çünkü güzel. Şey ama yani yaşam idealleri biliyor ki Leyla. Günlük yaşıyorlar. Yağını çok düşünmeden. Yerde çoğu yaşıyor. Gerçekten çamaşır makinesi, bulaşık makinesi yok. Ve yiyeceklerini evde yapmıyorlar. Allah'tan onayladı. Geldi evet. Gözüyle gördü. Evet. Yiyeceklerini evde yapmıyorlar. Dışarıda işte satın alıyorlar. Birçoğuyla da ben de sohbet ettim. Onların mutfağı yok. Mutfakları yok evlerinde. Mutfak kültürü yok onların. Bizim mutfağımız var. Biz dışarıda evet, yani yemek yemiyoruz. Şey gibi düşünün. Hazlar dünyasından kuruluyor. Vazgeçmişler. Hazlar evet. Dünyası onlar için bir şey. Ciddi bir vazgeçiş. Zaten bedenden vazgeçince. Aynen öyle. Ya yani bir de az yiyorlar. Çok fazla da yemiyorlar. Bir de yani dünyada kanserin olmadığı ülkenin başında geliyor zaten. Aynen. Sellütün de olmadı. Sarımsak çok fazla yiyorlar. Peki ben şimdi yani Leyla kadar şanslı değilim aşkımcığım. Yani burada yaşamak zorundayım. Hepimiz. Aynen. Peki bu öfkeden, stresten, kaostan kendimi nasıl arındırabilirim? Bana bir yol göster. Estağfurullah. İhtiyacım var. Şimdi öfkeye bakmak lazım. İnsan neden öfkelenir? Yani ilginç bir şey ki bir duygu, olumsuz bir duygu, tam zıttı olan olumlu bir duygu azaldığında ortaya çıkıyor. Bunu kabul edeceğiz. Sevginin azaldığı yerde öfke artıyor. Yani önce insanların farkındalık anlamında öfkem nereden geliyor? Demek ki sevgimi azalttım. Çok sevgimi çok fazla kullanmıyorum. Şimdi bu daha temele inersek eğer daha çocukluktan, ergenlikten gelen bir şey belki ama ne beni öfkelendirir? Eğer senin iç derinlerinde komplekslerin, işte aşağılık duygun, dışlanma şemaların, başarısızlık şeman varsa bunu hatırlatan dış dünyadaki herhangi bir uyarıcı o yaralı çocuğuna dokunduğu için reaksiyon veriyorsun. Ve öfke aynı zamanda çevreyle de pekişen bir şey baktığında. Şimdi sevgiye bakalım. Bizim ülkemizde öfke kontrolsüzlüğü gerçekten bir problem. Gerçekten bu bir problem. Aynen. Yani hani bu her platformda gerçekten öyle. Evin içinden sosyal mecralara kadar. Demek ki öfke çoğunlukla özellikle erkeklerde çok fazla öfke kontrolsüzlüğü. Evet. Saygınlık kazanmak için karşı tarafı ezerek hareket etme.
yok sayarak hareket etme. Şimdi biz sevmeyi bilmiyoruz. İşe yarıyor mu? Hayır. Tabii durum kurtarabilirsin. Ama hayatı kurtaramıyorsun, kendini kurtaramıyorsun. O an için. Ve dikkat edin, kime öfkeleniyorsanız ve kırıyorsanız, ben Leyla'yı kırdım, bir daha görmeyeyim. Şimdi zannediyorum ki Leyla görmeyince durumu ben kazandım. Peki Leyla'nın üzerindeki bıraktığım etki, Leyla'nın sonra işte oluşturacağı enerji. Biz anlık kazanırız, uzun zamanda kaybederiz bu reaksiyonlarımızdan dolayı. O yüzden geleceğe çok doğru yatırım yapmıyoruz. Benim önemsediğim şey sevgi aslında. Bence ilk nokta burası. Sevginin iki boyutu var. Öfkeyi arttırıyorsa eğer, bir sahip olma sevgisi arzusu, iki olmak arzusu. Bize sahip olmayla seviliyor sevgi. Özellikle aşklar, ilişkilerde. Evlatta bile bunu yapıyorlar. Evlatta bile yapıyor. Mesela doğru. Dilde şu başladı, tehlikeli olan şu. Bu telefon kimin dediğimde, eğer ki Leyla bana benim telefonum diyorsa, artık gün sistem narsizme ve artık sahip olma dürtüsüne gelmiştir. Sebep, bir cümlenin içinde hem benim hem de telefonum. İki iyilik ekini kullanamazsın. Benim telefonum. Evet, cümleye uygun evet, değil. Eskiden, benim deyip çıkacağım. Aynen öyle. Ha ben mesela direkt telefonum. Hemen benim derim. Aynen öyle. Ama arkasında benim evladım, benim işte eşim, benim bilmem neyim. Hatta ve hatta benim dinim dediğinizde bile, benim ideolojim dediğinizde bile bir şeyi aşırı derecede çok savunmak, başka düşüncelere aşırı derecede karşı durmak demektir. O yüzden Türkiye'de dil çok değişmeye başladı. Dilden bir anlar, çünkü biliyorsun ifadenin kendisi derinliğin de yansıması aynı zamanda. O benimlerden bir başlayalım. Ne evlat benim, ne dünya benim, ne eşya benim. Ama ben bir eşyanın içindeyim. Ben bir aşkın içindeyim. Ben bir dinin içindeyim, neye inanıyorsan. Bütünlük. Ben bir sevdanın içindeyim dediğinde şu oluyor. Bakın. O bütünün bir parçası. Evet, tabii bütünlük. Ben şimdi Leyla benim eşim. Karım mesela gündüz sabah kalktım, diyorum telefonum nerede diye soruyorum kendisine özellikle. Evet. Benim telefonumu nerede, nereye bıraktın dediğimde, şimdi bakın cümlede bir özne bir de nesne vardır. Nesne telefon, özne ben. Benim telefonum dediğimde özneyi de telefon yapıyorum. Bütün odağı nereye getirdim? Telefona. Getirdim. İnsanlar odağı, nesne ya da şey ya da insan yaptıklarında bir süre sonra tapınmaya başlıyorlar. Ya bir de şey de oluyor o insanın. O çok tehlikeli. O çok tehlikeli. Doğru söylüyorsun. Peki bir şey söyleyecektin. Neye ya şey hani ben mesela bana öyle gelindiğinde de benim sabah sabah gergin uyanmama ve güne başlamama sebep o şekilde telefonu benden istemesi de. Aynen. Verdiği enerji çünkü olumsuz. Ya da kahvaltı ya da işte işe gidecek. Benim kahvaltım hazır mı? Güzel, benim kahvaltım hazır mı? Benim üçüm ya da İşte bana mesela nerede? Onu şimdi gittim. Söylerken mesela hani yer değiştirdiğim anda kocam olsa ve benden o şekilde sabah telefon istese bu nereden bileyim? Zaten benim bak, bul, kahvaltım dediğimde seni yok evet, sayıyorum. Bak, evet, cümlemde evet. Yoksun. Otomatikman şey yapıyor kelime ifadem de insanı. Yok. Bitti. Evet. En büyük tehlike de bu olsa gerek. Yani dil haritamız çok önemli. Harita nereye çok, gidiyor? Ay, çok güzel bir şey. Ben evet, çok kelimelere şey, çok takıldım. Gerçekten temas ettim. Bu arada öfke kontrolünde bir kaplumbağa tekniği buldum ben. Bakalım sen ne diyeceksin? Bütün bunları konuşacağız ama önce bir sokak röportajımız var. Neden öfkeleniyoruz? Neden öfkelendiğimizi size sorduk. Bakın ne enteresan cevaplar aldık. Yoldasınız, araba sürüyorsunuz. Bir anda önünüze başka biri kırdı. Siz sakin sakin yolunuzdayken önünüze kırdı. Ne yaparsınız? Sinirlenirim. Normal bir insanın vermiş olduğu tepkiler gibi. Korna çalarım muhtemelen ya da selektör yaparım. Korna çalarım, selektör yakarım. Tabii biraz sinirlenirim. Nereye yetişiyor diye kendi kendime sorarım biraz da söylenirim biraz evet bu şekilde yaklaşırım. Bağırırım, kızarım, el kol hareketi yaparım. Peki ikinci sorum efendim. İş arkadaşlarınızdan birisi sizinle ilgili eleştireni yüksek sesle belirtti kalabalık bir ortamda. Ne yaparsınız? İşte en başta onu sakinleştirmeye çalışırım. Zaten eğer ben haklıysam etrafımdaki insanların, iş arkadaşlarım da bana destek olacağını düşünürüm. Ben de sert bir şekilde cevap veririm yani, sinirlenirim yani. Tabii ki hoşuma gitmez. Kim eleştirilmek ister ki? Sinirlenmemeye çalışırım. Eğer haklı olduğu bir durumsa tahttan alırım ve özür dilerim gerekirse. Ama eğer haksızsa kesinlikle gerekli cevabı veririm diye düşünüyorum. Tepkinizi belli eder. Evet, belli ederim. Peki üçüncü soru, eşiniz veya sevgiliniz akşam geç geldiğini söyledi. Siz de onu dışarıda başka bir yerde başka birisiyle otururken gördünüz. Böyle bir şey görürsem tabii direkt yanına giderim. Kim ne oldu ve ne yaptı benim tepkimi şekillendirir açıkçası. Ses tonunuz yükselir mi? Ses tonum yükselir evet. Ses tonum kesinlikle yükselir. İşi biter.
Göremez. Göremem. Hayır, olamaz. Olamaz. Ne olur, ne yaparsın? Çok kızarım. Çok kızarım, asla. Oturdukları yere girer misiniz mekana? Girerim, sen ne yapıyorsun derim, basarım. Kızlaysa çok daha farklı bir tepki gösteririm. Sinirlenirim tabii ki. Neden haberimin olmadığını sinirli bir şekilde tepkimi gösteririm. Tabii ki o anda yanına giderim. Yani işteydin, hayırdır gibisinden sinirlenirim yani. Rencide edip çok bir şekilde kıracak bir şekilde değil. Belki de bir yani açıklaması vardır o anda. Onu dinlerim diyorsun. Tabii tabii tabii, tabii illaki. Yine enteresan çarpıcı cevaplar evet, geldi. Evet, evet. Şimdi iki oyuncu arkadaşım var. Sevgili Ferhat, Ferhat Baynal ve Gizem Tileylioğlu bizimle birlikte. Şu ilişkilerle ilgili skeçleri bir izleyelim. Tabii. Önce ilkiyle başlamak üzere. Tamam. Sonra senin uzman görüşünü alacağım. Tamam. Buyurun. Dur bir hanımı arayayım da haber vereyim. Alo. Alo. Canım. Hayatım. Ne haber? Ne yapıyorsun? Müsait miydin? İyi, müsaitim hayatım. Evi toparladım. Biraz seni bekliyordum. Ya toplantıya gireceğim. Akşam toplantı vardı. Toplantıdan çıkıp toplantıya gireceğim hayatım. Biraz geç kalacağım galiba ya. Toplantı bitince ben gelirim eve, tamam? Merak toplantı etme. Diyorsun. He. Ne sıklaştı bu toplantılar ya son zamanlarda? Böyle gece yarılarına kadar. Hayatım yoğun dönem. Anlıyorum. Tamam. Sen yine de fazla gecikme. Olur mu? Tamam tamam. Geldiğimde haber veririm. Hadi. Olur. Bir de trip atmadı arkadaş. Kesin bir şeyler karıştırıyor bu. Kesin. Ben anlarım. Ben bir bakayım da şunun hesaplarına. Buyurun. Şimdi tabii izleyiciler de fark etti. Buradaki ilişkiye kaç yıllık bir evlilik diyelim biz buna, izin verirseniz. Efendim siz nasıl uygun görürsünüz? Tamam, yani 4-5 yıllık bir ilişki diyelim buna. 5'i var gibi ya sanki. 5 yıllık diyelim. Şimdi burada eşini arayan bir adam ama eşini arıyor ama farkında mısınız? Canım ne yapıyorsun? Eylemi sordu. Eylemin ne? Ama nasılsın? Ruh halin? Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan burada kişinin ne hissettiği. Bir an önce almak istediği cevabı istiyor. Farkında mısın? Evet. Aynen. Ve biz karşımızdakinin duygu durumunu dedik ki hanımefendi. Ne bu ya? Toplantılar bu kadar arttı. Cevap neydi? İş hayatı bu. Hani ne yapacağız sonuçta? Cevap vermiş olduk mu? Olmadık. Rahatlattık mı? Rahatlatmadık. Yani, doğru olan ne? Haklısın hayatım. Son zamanlarda bu yoğunluk aramızdaki ilişkiyi biraz mesafe koydu. Ya da işte gerçekten bizi yoran bir duruma gelmeye başladı. Ben de bunun farkındayım ama elimden geleni yapmaya çalışacağım dese rahatlayacak. Yani doğru. Telefonu kapattığında şunu yapmayacak. İsterseniz... Çok doğru. Çok doğru bir şey bu. Çünkü bir duygu öyle atıyor oradan. Diyor ki merak ve endişe. Bir de öyle bir deneyebilir evet miyiz lütfen? Sonra nasıl devam edeceğiz? Bir hanımı arayayım da haber vereyim. Ara. Ya. Alo. Alo. Canım. Hayatım. Nasılsın? İyiyim. Nasıl olayım? Hayatım dinlendim. İyi yaptın. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım vallahi bir sesini duyayım dedim. Özlemişim ya. Toplantıya gireceğim. Moral olsun dedim. Canım eşimle benim konuşayım dedim ya. Ay, toplantıya mı gireceksin? Evet yine hayatım. Bu ara çok yoğun biliyorsun. Evet. Gece yarılarına kadar. Biraz gece bayağı geç saati bulacak. Öyle diyorsun. Evet. Merak etme. Haberin olsun. Kocan çalışıyor. Çalışıyor da yani her gün toplantı bu saatlere kadar. Gerçekten sen de haklısın yani. Senin yerine koyuyorum. Ama birimizin çalışması lazım. Değil mi? Ben çalışmıyor muyum evde yani? Yani ev işleri diyelim. Ben hiçbir şey yapmıyor muyum evde? Yok, öyle oturuyor muyum ben? Tartışalım diye şey dememiştim ben. Haber verip hani toplantının geç biteceğini bilgilendirmek amaçlı demiştim. Yoksa... Tamam. Yoksa biliyorsun. Haberin olsun yeter yani. Tamam tamam sen yine çok geç kalmamaya çalış. Tamam. Çok güzel kapamak beni hep mutlu ediyor toplantının canım için. İyi görüşürüz, öpüyorum bir tane. Ben de. Olmadı. Yok ayaklardan zaten. Çekmeye başladı. Evet, burada ne çıkıyor? Beden dinle çok iyi çalışmış birisi. Teşekkür ederim. Burada ne çıktı ortaya? He, o zaman muhataba bakacağız. Muhatap tam anksiyetik bir durum. Yani kaygı bozukluğu yaşıyor, bir güven problemi yaşıyor. Kişi ne yaparsa yapsın, eş ne yaparsa yapsın. Önce şu var, harbi tehlike var. Kesin aldatıyor beni. O zaten hani evet, beden dilinden çok belli. Sen böyle bir kadınla zor yaşarsın. Bana da öyle geliyor hocam. Yani sürekli böyle hani elini engellemeye çalışan bir kadınla. Diyelim şöyle alalım mı? Devam et, eve geldin ama hala gerginlik devam ediyor. Aynen. Oradan bir devam edelim. 4 saat sonra. Of bitti.
Aman Allah ya. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu, neler yaptınız toplantıda? Ya bildiğin klasik işte, iş güç. Saat de çıkmadı ya. Neler yiyip içtiniz? Nasıl geçti? Dünyayı kurtarabildiniz mi bu saatte? Vallahi bir şey yemedim de, bir izninde su içemedim 8 saattir. Öyle yoğunduk ya. Ezgi Hanım da toplantıda mıydı? Ha, ben ne zaman diyordum konu oraya gelecek? Ya bir şey diyeceğim, Ezgi Hanım benim müdürüm ya. Tabii ki toplantıda olacak. Buyurun hocam. Eş böyle karşılanmaz. Sinirliyim ama. Yani böyle disipline çağrılmış müdür, öğrenci gibi koca çağrılmaz. Beklenmez. Ne yaşıyorsan eğer ki bak bu ilişki böyle devam ederse, bu evlilik zaten Türkiye'de birçok evlilik yok da okey dönüyor aslında. Yani görüntüde evlilik var. Bir kere ne olursa olsun insana saygı diye bir şey var. Şimdi sen bu beden diliyle bu adam seni aldatmasa da aldatabilme düşüncesini yükledin adama. Aldım ben şu an. Anlatabiliyor mesajı muyum? Aldın mı? Mesajı aldı. Evet. Aldatmış gibiyim hocam. Hayatım sıkıcıdır belki. Yani o zaman hayatın sıkıcıysa bu bireysel bir problemin. İlişkisel bir problem değil. Sen demek ki evde sürekli kura biriktiriyorsun ve bunu kusacak, aktaracak bir yer arıyorsun. İstersen sen gerçekten saygılı bir eş ol. Çünkü ortada hocam, bir şey ondan yok. Ondan önce böyle kocasıyla ilgili sürekli şüphelenen, evet, kafasında kurgular yazan ve her an aldatılacakmış hissiyle dop dolu kadınlar için, evet, bir şey önerir misin? Tabii, burada şunu söyleyebilirim. Üç tip bağlanma var. Bir, kaygılı bağlanma. Evet. İki, vazgeçmiş bağlanma. Evet. Issız adam sendromu deniyor bunu, popüler adı özellikle. Üç, güvenli bağlanma. Hı. Eğer siz çocukken yetiştirmenizde anne baba sizi güvenli yetiştirmişse duygusal anlamda, bu tipler erken evlenir. Aldatmaya çok meyilli değildir. Şunu yaparlar. Tartışsa bile biraz kafasını dinlesin, sonra konuşalım. Yer zaman mekan algısı yüksektir ve güvenli bağlanan insanların ön beyni, frontal lob gelişmiştir. Sebep, ön beyin duruma göre hareket etme, kişiyle empati kurmanızı sağlar. Kaygılı bağlanmada şu var. Anne baba bir var bir yok. Sevgi bir var bir yok. Anne baba verdiği sözü çok tutmuyor. Çocuk bir uzakta bir yakında. Bu tipleri şöyle görürsünüz. AVM'de annesine bağıra çağıra yapışan çocuklar var ya. Anne varken iyi, yokken çığlık çığlığa olan çocuklar. Bu tipler evlendiğinde, ilişki yaşadığında genelde cinsel ilişkiden ziyade yanımda olsun, dip dibe yaşayalım. Sürekli beni aldatıyor mu, yalan söylüyor mu mesajları arayan, mimik çok fazla okurlar bunlar. Kişi hep böyle kendini şey hisseder eş. Hep böyle bir ispat etmeye çalışma hep zorunda. Hep kontrollü olmak zorunda. Hep kontrollü olmak zorunda. Çünkü her cümlede, her beden dilinde, her ilişkide bir şey ararlar. Bu tiplerin genelde eşle değil, ilişkiyle de kendileriyle bir problem vardır. O yüzden bir kendine dönüp, benim bu kaygım nereden geliyor? Kaygı kişisel bir şey. Yani eğer ki aldatmış olsaydı anlardım. Ama yokken bunu var ediyorsan kendi içinde bir özgüven problemi yaşıyorsun. Bu da diğerleri gibi olacak gibi. Ve eninde sonunda böyle tipler şunu yaparlar. Boğulup giderler, giderken şunu yaparlar. Çok iyi bir insansın ama. Yordun beni, yeter. Anlatabiliyor muyum? Buraya kadar. Kaygılı kişi ne yapar biliyor musun? Kaygılı kişi de şunu yapar. Kadere bak, hep aynı tipler geliyor karşıma. Şimdi Allah kaderinde kimseye zulmetmez de biz böyle rahatsızlıklarımızdan dolayı bunu yaşıyoruz. Senin ve izleyicilerin, Esra Hanım'ın dediği gibi kendine dönük bir şekilde şunu düşünmesi lazım. Kaygımın sebebi hangi anlarda daha çok kaygı yaşıyorum? Ve o kaygım gerçekleşirse ne olur? Bak çok önemli bir soru. Kaygım gerçekleşirse ne olur? Ne olur? Evet. Aldattığını gördüm. Ya da bana yalan söylediğini yakaladım. Bak bir adım iteye gittim ve gerçekten beni aldattı. Kişi beynine şunu sormalı zihnine. Şimdi ne yaparım? Biraz içine yoğunlaşmalı. Evet, hakkımı ararım, karşısına dururum, tartışırım, şunu yaparım. O da olmazsa ne olur? Zihninize olumsuz durumlarda neyi yapabilirim çalışmazsanız, ortada hiçbir şey yokken sürekli aldatacak mı sonuçlara hızlı gidersiniz. Zihin yavaş yavaş yolculuğu seviyor aslında. Bir de kaygılandığınızda indirekt konuşmayın. Mesela senin bedeninde de toplantı nasıl geçti acaba? Sizem orada mıydı? Bunu direkt şöyle sorabilirsiniz. Hayatım. Nasıl? Sen geç geldiğin zamanlar kaygılarım yükseliyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bazen senden kendimi iyi hissedecek cevaplar da alamadığımda seninle ilgili endişelerim artıyor. İletişim. Burada şu demek, bak yine bir iletişim kuruyorsun. İletişim şunu söyleyeceksin. Kendi duygularımızı net ifade etmemiz. Aynen öyle. Direkt konuşma. Yani sen değil, ben sen böyle davranınca şunu hissediyorum dediğinde kişi şunu düşünüyor. Genelimde problem yok. Demek ki bazı davranışlarım rahatsız ediyor. Eğer şunu söylersen, nerede kaldın bakalım sen?
Ha öyle miydi böyle mi dediğinde kişi şunu algılar. Bütünüm problemli, ne yapsam yaranamıyorum. Eyvah. Ama şu hareketin geç gelmeleri beni rahatsız ediyor dediğinde genelde iyi geliyorum eşime. Ama bazı davranışlarım rahatsız ediyor dediğinde bakın parça değişir. Bütünü çok zor değiştirirsiniz. O yüzden izleyenler direkt konuşmalı. Ben diliyle, ben böyle hissediyorum. Sen böyle niye yaptın diye. Ben böyle hissediyorum dediğinde karşı taraf daha çok iletişime açık hale gelecek. Bir de vazgeçmiş bağlanma var. O da anne baba hiç yok. Ya fiziken de yok ya da fiziken var ama ruhen yok. Hı. Bunlar da küçük çocuklar odalarına kapanıp sürekli anne babaya ihtiyaç duymadan kendi duygularına yeten tipler var ya. Evet. Bunlar da gecelik ilişkide çok başarılıdır. Ağzı çok iyi laf yapar. Müthiş romantik prensse dönüşürler ama duygusal bir ilişki istediğinde bunu yapamaz. Yani boğulmak istemez. Ne yazık ki onlar daha fazla şu an. Peki bu Ezgi meselesiyle ilgili evet. Şey söyleyecek misin? Birine takılıp kalmak. Birine takılıp evet. Kaldın. Ezgi seni Ezgi rahatsız ediyor. Şimdi Ezgi'yi ortaya gündeme getirdiğin için şüpheyi soktuğun, her gün Ezgi'yi gördüğünde ne yapacak sence? Tahrik olmaya başlayacak. Onu biz kendi elimizle Ezgi'ye götürüp sunduk aslında. Biz attık yani şüpheyi koyduk, tahriki koyduk. Eyvah. Ortada gerçek bir şey yokken bunu yapıyorsan tehlikeli. Ama bir veri var, bir yakalanma var, somut bir şey var, üzerine git. Ama Ezgi ne yapıyor? Ezgi seni, bak soru şu, ben Ezgi'den neden rahatsızım dediğinde olay nereye döndü? Kendisine. Evet, kendisine döndü. Ezgi'nin atıyorum beden dili mi? Ezgi'nin feminen dişi hareketleri mi? Ezgi'nin bula bula neyse onları çıkar. Muhakkak Ezgi gibi biri sendeki bir yanı tetikliyor. Peki aslında burada bir de şu var. Kadın aslında Ezgi'den ziyade kocasının Ezgi'ye olan davranışlarından da nem kapabiliyor. Tabii. İşte Ezgi olunca farklı gülüyor. Ezgi olunca farklı bir işte espri gücü yükseliyor falan. Tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başlıyor. Aynen evde öyle. Her zaman olmayan Ferhat oluyor karşımızda. Ama bak, güzel yakaladın. Evde olmayan Ferhat. Evet. Neden? Problem var. Bu işte problem. Neden? Bu tabii sadece kadın için de karşılıklı erkek için de geçerli bir durum. Yani ama burada önemli bir şey söyledi Esra Hanım. Yani evde niye böyle değil de dışarıda böyle? Yani ele niye iyi de eve kötü? Evet. Sen peki ne yapıyorsun? O da benim yüzümdendir ya. Hayır. O da benim. Bak şunu söyleyeyim. Kaygının ilk düştüğü anlarda çalışmadığın için kendinle yıllarca bunu devam ettirip kendine zulmettin. Aslında ben burada sana üzülüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani baktın neden? Gerçekten aldatmış olsaydı haklıydın. Ama böyle oturup da olmaz. Ya boşanacaksın ya da böyle bunu çözmeye gideceksin. Evet. Ama sen bunu yapmıyorsun. Sadece sen diyorsun ki oturayım her akşam gelsin kırbaçı vurayım ona. Aynen. O da ne yapacak? Daha da çok uzaklaşacak. Ama bu zaten alışıyor. Erkeklerde şöyle bir şey var. İstediğin kadar konuş bir süre sonra sesin şöyle gelir. Vın. Artık bir yerden sonra söylemlerimiz vız geliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla o noktaya gelmemek lazım. Aynen. Şimdi buradaki öfke kontrolünde... Evet, müdahale edebildik. Ama evet. Müdahale edemediğimiz bir öfke krizi var ki bir otobüste gerçekleşti. İki tane hanım birbirine girmiş. Aman şov haberin haberi bu. Ekranları bir getirelim bakalım neler olmuş. İki kadın yolcu arasında yer verme yüzünden başladı kavga. Sonra da sözlü ve fiziksel saldırıya dönüştü. Araya diğer yolcular girse de minibüsteki tansiyon bir türlü düşmek bilmedi. Görüntü WhatsApp ihbar hattımıza Bakırköy'den geldi. İddiaya göre minibüsten inen bir yolcudan boşalan koltuğu iki kadın yolcu paylaşamadı. Genç kadın koltuğa oturdu. Sözlü tartışma da iddiaya göre bundan sonra başladı. Aralarındaki sözlü tartışma yol boyunca sürdü. Hem yolcular hem de minibüs şoförü süren bu tartışmadan rahatsız olunca şoför iki kadının da inmesini istedi. Allah bak indirin ikinize bak yeter. Bak insanlar rahatsız olur.
Tartışan kadınlardan biri minibüsten inmeye hazırlanıyordu ki genç kadının ettiği hakaret kavganın fitilini yeniden ateşledi. Yaşlı kadın ayakkabısını çıkarmıştı ki genç kadın ona kalabalığın arasından bir tekme savurdu. Annesinin kucağında her şeyden habersiz etrafa bakan bu küçük kız tehlikenin ortasında kaldı. Minibüsten inen yolcu bu kez de kimse ona yardım etmediği için sitem etti. Tartıştığı kadının da minibüsten inmesini istedi. Ya sus ye. Minibüsteki yer kavgası iki kadından birinin inmesiyle sona erdi. Evet, iki kadın birbirine girerse sonuç bu. İstemediğimiz tavır ve davranışlar. İşte bunlardan kendini arındırmış bir Leyla Bilginer vardı yanımızda. Oyunculuğunun zirvesinde bıraktı, gitti Phuket'e yerleşti. Bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Bu arada kitabın geliyor. Evet. Kitap ne üzerine? Ben maddeden gerçekten sıyrıldığıma çok yürekten inanıyorum. İnşallah bununla birlikte de Allah ömür verdikçe şeref göreceğiz. Şöyle dua ediyorum, hemen üç cümleyle de toparlayıp uzatmadan da gideyim. Sevgili aşk durumları izah etsin size, orası daha uzman bir dille. Ben içsel bir yolculuk durum 3 yıllık bir Phuket'te değil, çocukluğumdan beri var olan bir yapım var, bir altyapım var, bir kültürümün içerisinde öğrendiklerim ve bir rehberim, bir aldıklarım, verdiklerim. Bu kitap bir çocuğun, yani 5,5 yaşındaki Leyla'nın İşte var olan Leyla'yı anlatması. Ama 3 yıllık bir Phuket hikayesi olmadığını bilin diye yazdım. Bunun yanında da insanlara, hayatlara şunu diyorum. Ne olursunuz oturduğumuz yer kadarız ve midemizin aldığı kadarız. Gereksiz bir koşuşturma içerisinde hayatı tüketiyoruz ve yok ediyoruz. Biraz bir durup bir düşünme zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü nesil doğru ve iyi gitmiyor. Eminim toparlayacaksınız hep, siz de arkamdan. Hep istemek evet. Artık yani bu öfkeler bu sebepten ama birazcık bir durup bir dinlenme ve bir kendimize bir bakma zamanı geldi. Kitap da onu anlatıyor. Yani kitap var olan Leyla'nın gelecek, nasıl olduğunu ve bugüne geldiğini. Sadece şöyle dua ediyorum. Allah'ım çalıştım, 40 yaşıma kadar yaptım, eyledim. Var olanları koru, bir zararı ziyana müşkül etme. Olursa da başımın üstüne, sağ salim olduğum sürece yeniden de yaparım. Bir karının doyması değil mi? Bunun sonrasında kitabım da olsun, geliştirdiğim bundan sonraki projelerim de olsun. Çocuklar üzerine çok büyük hayallerim var. Kimsesizler üzerine ve bunları bütün çocuklarla ilgili. Bunları da ilerleyen günlerde ayrı ayrı aslında ele alalım. Hepsi evet, çok ben çocuklarla ilgili burada çok bekleyenim vardı. Çok konuşmak istiyorum ve onlara devam olacak inşallah. İmrendiğimiz hayatı yaşıyor işte. Evet, yakından da takip ediyorum bundan sonrası için de. Tamam. Tekrar görüşeceğiz en kısa zamanda. Tamam. Leyla'cığım iyi ki varsın. İyi sizler ki geldin. Sizler de öyle. Örnek olsun. Öpüyorum bir tanem. Leyla'yı uğurlarken biz ilişkiler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Instagram'dan çok teşekkürler. Hayat Güzeldir TV ve Esra Armağan'da hesapları üzerinden gönderebilirsiniz. Bu arada cuma günü kaç resimlerinizi istiyorum sizden. Hem üye olmanız gerekiyor Hayat Güzeldir TV'ye hem de fotoğraf göndermeniz gerekiyor ki içinizden birisini seçeceğiz. Burada kaş kontürü yapacağız. Kaş kontürü Elmas Doğan gelecek cuma günü. Ve size canlı kaç perşembe mi oldu Sevil'cim? Tamam. Perşembe gününü almışız. Daha iyi olmuş. Hemencecik şurada görmüş oluruz. Perşembe günü. O yüzden bugünden resimlerinizi gönderin ve Hayat Güzeldir TV takibe alınız. Şimdi tekrar döndük. Çiftimize. Hoş geldiniz. Finalimizi yapalım. Finalinizi yapalım bakalım. Aşkım kapışmak ne diyecek size? Çok merak ediyorum. Buyurun. Ha, ben de konu ne zaman oraya gelecek diyordum.
Ya Elif Hanım benim müdürüm ya. Ya tabii ki toplantıda olacak. Ya sevmiyorum o kadını diyorum, sevmiyorum. Sürekli dip dibe çalışıyorsunuz, nefret ediyorum. Mıç 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 böyle şakalar yapıyorsun, gülüyor sürekli. İstemiyorum. Of! Stop. Ben böyle bir dur, böyle bir dur. Şimdi kadını anlamayan da bir erkek var aynı zamanda. Değil mi? Sevmiyorum dedi. O kadını sevmiyorum dedi. Öfledi gitti. Bu esnada giderken şunu da unutma. Kaybederek gidiyorsun. Tamam mı? Ben senin iç sesine ve senin iç sesine bir telkinde bulunacağım. Aslında iç sesine de olacak bu. İsmin neydi? Ferhat. Ferhat. Aslında sana zihnin konuşuyor. Tamam mı? Oraya bakarak bir dinlemeni istiyorum sadece. Çok fazla bedel ödeyerek ve gerçekten severek evlendin. Kendine, ilişkine çok fazla söz verdin. Başında gerçekten sevgini gösteren, gözlerinin içine bakan, onu anlamaya çalışan, üzülmesin diye bazen kendi konforundan vazgeçen bir adamdın. Ama sevginin bir sınava ihtiyacı vardı. İşin büyüdü, paran arttı, ortamın genişledi. Eğer samimi değilsen, bunlar yükseldikçe sevginden vazgeçmeye başladın. Bir gün gidecek o elindeki her şey. Ve gerçekten seni zamanında seven, şimdi öfkelenen eşin kalacak. O yüzden bir daha düşün. Çünkü bulamayacaksın şu an onun gibisini. Bekle. Şimdi sana biraz konuşmak istiyorum. Evet, geçmişinden getirdiğin gerçekten çok fazla belki olumsuz altyapılar var. İnsanlara ya da bazen erkeklere güvenilmeyebilir. Bunda da haklısın deneyimlerinden dolayı. Ama her ilişkiyi ya da her insanı birbirine benzetmek gibi, geçmişteki kaygıları şimdiye taşımak gibi bir problem yaşıyorsun. Ve o kadar hareketlisin ki ev işlerinin dışında kendine bir yatırım yapmadığın için ve o bazen çalışıp dışarıda enerjisini attığı için ona da kızıyorsun. Hayatta senden farklı bakan kadınlar da olacak eşinin etrafında ya da senden daha aşağıda yukarıda. Onların hiçbiri senin rakibin değil. Bu kavgaya devam edersen bundan sonra bütün kadınlar rakibin olacak. O yüzden ayaklan. O yüzden daha dik dur. O yüzden güçlü olmaya çalış. Çünkü senin değerin eşini sana verdiği değil, kendi içinde hissettiğin. Onunla tartıştıkça değerini düşürüyorsun. Ve ondan gelecek bir mimikle değerini arttırabileceğine inanıyorsun. Sen kimsin o zaman? Sadece bunu düşün. Bunlar sizin iç sesiniz. Harika. Sen hep şuramızı dursan da böyle bir konuşsam bize keşke. Ne güzel. Yani bizim gerçekten melakemiz ve iyi yanımız aslında. Biz bunlar için gelmedik ki dünyaya. Aşkta, ilişkide, evlilikte, bazen dostlukta da tartışmalar var. Ama biz onu ne zaman iç sesimizle yöneteceğiz? İstiyorsun ki daha çok çalışayım, daha çok param olsun, daha çok konforum olsun. Ama eşine şunu söyleme hakkın yok. Ben olmasam bu şartlarda yaşar mısın? Tanrı mısın sen? Değilsin. Öyle değil mi? Yani bir şeyi kazanıp sonuna kadar kazan. En güzel olsun, en zengini olun. Ama bunu birine benim sayemde dediğinde artık sen çalıştığın şeyin, kazandığın şeyin de esiri olmaya başlıyorsun. O zaman o da benim çok affedersin malım olacak, isterim gibi duracak. Ben dediğimde oturacak, dediğimde kalkacak. Sen bu sadizme izin verdin. Mazoşist yanın gelişti. Sen nasıl bir bireysin? Bırak kadını bir kenara, erkeği bir kenara. Bir bireysin, güçlü olmak zorundasın. Ona ihtiyacın var mesajı veriyorsun her bağırmanda. Ben sevmiyorum böyle kadınları. Geç gelme dedikçe ne yapıyorsun biliyor musun? Sana muhtacım ben. Sensiz bir alanda konforum yok. Sen gelmediğinde korkak oluyorum. Başka kadınlar gelince kıskançlık duygum artıyor. Yani ben sensiz bir hiçim. Biraz tahrik edeceksin onu. Öyle bir duracaksın ki. Diyecek ki benim dışımda nasıl böyle mutlu olabiliyor ya? Anlatabiliyor muyum? Güzel. Yani kendi hayatını odana çekileceksin. Arkadaşlarına oturacaksın. Orada bir kitap okuyup kahkaha atacaksın. Kim güldürüyor bunu ya bu kadar güzel? Çok güzel. Yani demek ki ben yetemiyorum. Anlatabiliyor muyum? O da bir birey. O zaman gelip kulak kabartacak. Ne okuyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Ama bir şunu yaparsan kitap okuyorum gelsene. Şunu birlikte yapalım dediğinde gelir mi? Gelmez. Gelmeyecek de zaten. Lütfen yani sevgi canlı bir şeydir. Koşulu yoktur, eğri yoktur, çünküsü yoktur. O canlılığı kaybediyor insanlar evlendikten sonra Esra. Koşullanıyor çünkü. Sevgi andır ya, andadır. Üç türlü bakıyoruz ve yanlış bakıyoruz. Sevgi vermektir denir ya. Şuna inananlar var. Verdikçe vermenin eksikliğiyle bir acı yaşarsın, sevgi budur. Hayır. Burada bir çıkar bir pazarlık var. İki, verince çoğalır. Burada da bir çıkar bir pazarlık var. Şöyle sevmen lazım. O canlılık hani derler ya sevenin gözleri parlar. Işığı yanar diye.
o canlılıkta muhteşemliğimle sana veriyorum. Yani bir vermek ama vermek almak ilişkisi iki taraflı verdiğinde başlıyor her şey. Yani biz sevgiyi biraz kendimizin dışında tutacağız. Anlatabiliyor muyum? Ben demeyeceğiz. Ben bir köprüyüm. Siz de köprüsünüz. O zaman ne olur biliyor musun? Köprü diye aldığın koltuklar, yol olsun diye serdiğin halılar, taktığın takılar bir süre sonra ne köprün ne aracın olur. Onda da o elmasın, o evin, o eşyanın yeri gelir o evladın da bir anlamı olmaz. Köprü ettiğiniz için birbirinize. O yüzden köprü başka bir şey. Çok ya. Önemli şeyler bakın söylediği aşkım, kapışman. Altını ısrarla çizmek istiyorum. O evladın bile bir tabii, faydası olmaz. Olmaz. Çünkü evladın böyle bir yaratılış amacı olabilir mi ya? Anne babayı bir arada tutma gibi. Anlatabiliyor muyum? Sen bir bireye getiriyorsun. Çoğalmak. Yani çoğalmak bedensel değil. Sevginin çoğalması. Vatanın güzel, ülkenin güzel, dünyanın güzelleşmesi için. Ama bunu söylemem lazım. Ülkemizin çoğunluğunda evlilikler gerçekten gelenek odaklı, görenek odaklı ve birazcık dayatmalı olduğu için üremeye dönüyor, çoğalmaya dönüyor. Yani bir varlık var ortada. Eminim ki bu ilişkide de var. Ama her şeyden önce siz varsınız ya. Öleceksiniz. O yüzden köylerde niye tartışma çok olmaz? Eve giderken her evin etrafında bir mezarlık vardır. Adam tarladan çıkar, karısını görene kadar evde önce mezarlığı görecek. Ölümü kabullenerek devam ediyor. Biz şimdi şeyde ne yaptık? Anamız bile ölse 100 kilometre ötede mezarlığı. Evde bile ölmesine izin vermiyoruz. Ölünün evden çıkmasına bile izin vermiyoruz. Neden? Hastanede ölsün. Her şeyi yakında. O yüzden şehir insanı, Esra başta senin söylediğin önemli. Hani neden öfkeleniyoruz sık sık bu kalabalığın içinde? Bize acı, ölümü hatırlatan, kaybı hatırlatan her şeyi uzaklaştırdık. İstemiyoruz dibimizde biri ölsün, ona tanık olayım, birinin acısını görmek istemiyoruz. Acı gerekiyor. Yani acıya tanık olacaksın. Ateş içini yakacak, onun da senin de. Acı o kadar tatlı bir şey ki. Çünkü insana neşe yakışır. Neşe ızdıraba gelir. Izdırap mızrapla aynı köktedir. Mızrap saza değdi mi melodiyi çıkarır. Bak düşün. O yüzden ızdırabın varsa onu bir kabullen. Neşe sana yakışır. Bol kahkaha değil. Tebessüm edeceksin. O yüzden hakkınızı verin. Evden çıkarken hakkı var üzerinde. Çok kısaca bitireceğim şunu aşkım, söyleyeceğim. Aşkım burada nasıl dinliyoruz seni? Ağzımız böyle açık yaz, böyle bayılmış. Herhalde. Annemle bir gün iletişimdeydim. Şiir gibi konuşuyor yani. Eksik gerçekten. Olma sağ olsun. Şahanesin. Ya bu benim değil aslında. Sevgi kendi kendini atıyor ya. Bu sende de huşu bulan bir şey. Herkes de aslında. O kendini gösteriyor. Benle hiç alakası yok bunun. Annem bir gün bana dedi ki ya dedi oğlum dedi ya yıllar önce çok yoğun biliyorsun o dönemlerimde çok hızlıydım çünkü yoğun çalışırdım. Ne zaman dedi evden beni öpmeden, selam vermeden çıksan arkadan şeytanla kalıyorum evde. Ne oldu buna, ne oldu buna? Ha. Sen beni öptüğünde dedi, içim rahat bu sırada Allah'la kalıyorum baş başa şükrediyorum. Orada anladım ki bir marketten çıkarken, evden çıkarken, yani bir yoldan giderken arkanda bıraktıkların da hakkı var üzerinde. Hak galiba biraz maddesel değilmiş. Yani hani seni neyle bırakıyorum arkamda? O yüzden lütfen başkasının vesvesesi değil, başkasının melakesi olabilmek önemli. Bunun için de holdinge gerek yok. Bunun için de örgüye, ev işine gerek yok. Bu başka bir şey. Onun evet. Tadını bulalım, yolunu bulalım. Alt metinler ve mesajlar böyle hap gibi hap gibi verildi gerçekten. Hepimizin kulağına küpü olsun. İnşallah. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama bugün dünden itibaren bir haberle böyle bir ortalık karıştı. Hı hı. Bir magazin haberiydi bu. Hı hı. Bizim de geçtiğimiz hafta konuk ettiğimiz Metin Hara. Ha, evet. Ve onun dünya çapında yıldız olan yeni kız arkadaşıyla dayalı bir haber bu. Bir izleyelim bakalım haberimizi, üzerine konuşalım. Adriana Lima, Metin Hara aşkı. Dün bana gösterdiler, değildir dedim ya, başka bir kız o. Siz benzetiyorsunuz herhalde. Baktım, bir daha baktım. Adriana Lima hakikaten.
Burada tabii insanları şaşırtan ne, oraya bakmak lazım. Yani ne şaşkınlık yaratıyor insanda? Şaşkınlık yarattı. Dünya çapında bir star. Evet. Hani ve hani evet, Metin Haral yakışıklı, hı-hı, karizmatik, kitapları çok satan, akıllı, düzgün bir çocuk ama hani dünya starları dünya starları da olur. Bizimkiler ha, olur gibi hani. Bir kalıp inancımız var zihnimizde değil mi? O kalıplar evet, evet. O kalıplar belki şaşırtıyor. Şaşırttı. Tabii yani hani tabii magazin olduğu için hani çok da anladığım bir alan değil. Sonuçta magazin kim, nerede, ne zaman şeyi. Evet. Ama gerçekten bir aşk varsa saygı duyup izlemek lazım, izin vermek lazım diye düşünüyorum. Yani aşk sınır mınır tanımıyor o zaman değil mi? Tabii ki aşk sınır baksana tanımıyor. Yani kesinlikle. Sen dünya çapında bir yıldızsın. Hı-hı. Türkiye'ye gel ve Metin Haral'e bir aşk yaşa. Hani olmaz. İmkansız diye bir şey. Evet. Yok. Yani gerçekten her iki tarafta güzel bir şey yaşıyorsa o güzelliği diğer insanları izlemek kalıyor sadece. Yoksa da zaten hani süreç zaten yani en tuhaf tarafı da zor tarafı da sürekli peşlerinde olacak olmaları herkesin. Yani bir kulüp arama ya da işte başka bir açıdan bakma. Bu saatten sonra zor bir süreç bekliyor ikisini açıkçası. Evet, reklam aşkı diyenler de oldu. Metin Hanım'ın bir açıklaması şu anda ekrana geldi ama ben onu ki Mahmut'cum şu büyük barko yüzüne onu düşürebilirsen oradan çok daha rahat okuyabilirim. Ha. Adriana ile Haziran ayında İstanbul'da tanıştık. Keyifli bir sohbetin devamında kitabımı hediye ettim. Bu dönemde hep iletişimde kaldık ve birbirimize karşı bir şeyler hissettiğimizin farkına vardık. İkimiz de henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Değerli basınımızın konuyla ilgili merakına sonsuz saygı göstermekle beraber aynı saygıyı karşılıklı olarak yolculuğumuzun bu başlangıç süresince de görmeyi arzu ediyoruz demiş. Evet, bu ilişki bakalım ne kadar gidecek. Umarım uzun gidecek? Süreli olur. İnşallah. Umarım gerçekten evlilikle sonuçlanır. Biz öyle aşkları daha çok seviyoruz. Biz bayılırız değil mi? Hemen evlendirmeye çocuk olsun, evet, evlensinler, etsinler diye. Evet, aynen yani öyle. Güzel olan her şey bir arada kalsın ya. Yani gerçekten. Yani hatta şu da var yani ben şeye de karşıyım. Herkes evlenmek zorunda da değil. Ya ben çok hani böyle her ilişki evliliğe gitsin, çocuk zaten en büyük yanlış herkesin evlenmesi ve çocuk yapması zaten. Bir zahmet her evli de çocuk yapmasın. Yani gerçekten o olgunluk sence seviyesi başka bir şey. Sence evliliğe gider mi ilişkileri? Ha ya bilemiyorum. Yani burada her ki Adriana'nın o daha yeni ayrıldı diye biliyorum değil evet mi? Evet. Yani hani böyle bir yeni evlilik deneyimi yaşarlar. İki ayrı kültür. Metin'in işte yani evliliğe bakışı bunlar çok önemli şeyler. Yani hani evlilikle bazı ilişkilerde şey vardır, evliliğe gerek yok, birlikte yaşam olarak devam etmeli diye. Çok böyle biz kendi geleneklerimize, beklentimize bakmamamız lazım açıkçası yani. Biz de hemen böyle Servi Boylum al yazmalım. Hemen böyle bir hani evlendirmek isteriz ama süreci izlemek lazım ya. Bakalım süreç ne getirecek. Peki. Kimileri dediğim gibi reklam birlikteliği diyor. Kimileri gerçekten aşka inanıyor. Evet, ne olduğunu evet zaman gösterecek. Reklam demişken kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra aşkım kapışmakla olan sohbetimiz, bu güzel sohbetimiz devam ediyor. Bir yere ayrılmayın. Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Şimdiki yoğurtlar dayanıklı eşyadır. Kolesterol hastalık değildir. Sezeryan astıma neden olur. Dudak uçuklatan açıklamalarıyla Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta canlı yayında. Kağıdı kalemi hazırlayın. Dayanılmaz yaz sıcağında serinleten, uzun süre tok tutan tarifleriyle Doktor Ayça Kaya stüdyomuzda. Hanımlar, fazla yağlardan nasıl kurtulurum? Gençliğimi ve güzelliğimi nasıl korurum diyorsanız ekran başına estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor İbrahim Aşkar yarın hayat güzeldir de. Evet, hayat güzeldir dedik, güzelliklerini öne çıkardık. Bazen diyorsunuz ki Esra Hanım, evet hayat güzeldir diyorsunuz ama bir sürü zorluğunu biz çekiyoruz. Evet ama biz 3 günlük dünyada güzellikleri öne alarak yaşamalıyız. Aynen. Bakın bugün büyük bir üstadı kaybettik. Fikret Hakan aramızdan ayrıldı ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Amin. Toprağı bol olsun. Dediğim gibi çok kısa ömür
Evet. Kelebek misali. Kesinlikle. Bunu mutlu hep böyle bir başkasını kaybettiğimizde lazım. Anlarız ya. Evet. Yani ibret de oradan geliyor zaten. Güzel söyledin ya. Başı belli, sonu belli. Arada o güzelliği yakalayabilmek lazım. Ölüm de bir emir. Ama işte ondan korkmadan, onu kabullenerek yaşayabilmek de aslında en tatlı bir seyir olsa gerek. Güzel yürekli. Ama hem dili güzel, hem kalbi güzel. Dinlemekten her zaman büyük keyif alıyoruz, feyiz alıyoruz. Aşkım kapışmak bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederim aşkımcığım. Ben teşekkür ederim Esra'cığım. Seve seve. Bugün de bizimle geçirdiniz. Bize en güzel hediyeyi, zamanınızı verdiniz. Yarın aynı saatte 10'da yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Yarına kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Thank you.